Efendim merhabalar. Ulusal kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz ulusal radyo frekanslarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan Cengiz. Günün öne çıkan haber başlıkları Türkiye'nin ve dünyanın en çok konuştuğu haberlerin başlıkları ulusal kanal farkıyla ekranlarınızda olacak. Elbette canlı bağlantılarımız olacak. Sıcak gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Gün içinden başlıyor efendim. Buyurun. Hızlıca başkent Ankara'ya gidiyoruz. Vatan Partisi sanayi üreticileriyle buluşacak. Peki çalışmalar ne durumda diye Seda Akyüz'e soracağız. Seda, hava soğuk, kar altındasınız ama merak ediyoruz çalışmalar ne durumda. Hemen sözü sana bırakalım, fazla da bekletmeyelim sizleri. Evet değerli izleyenler, Vatan Partisi Türkiye'nin dört bir yanında üretim kurultayları yapıyordu. İşte o üretim kurultaylarına bir yenisi daha eklenecek. 22 Ocak Cumartesi günü Vatan Partisi bu kez sanayi üreticileriyle bir araya gelecek. O çalışmalar için büyük hummalı bir çalışmalar devam ediyor. Bildiriler dağıtılıyor. Esnaflar, sanayiciler tek tek dolaşılıyor. Şimdi o çalışmaların aslında ayrıntılarını tam noktasından değerli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. Öncelikle Vatan Partisi Yeni Mahalle İlçe Başkanı Sayın Aydın Karataş bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Siz de hoş geldiniz. Evet, aslında hemen buradaki çalışmalardan başlamak istiyorum. Uzun süredir 22 Ocağı hazırlanıyorsunuz. Çalışmalar ne durumda? Burada birebir temaslarınız oluyor. Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Gerçekten Ankara halkı genel başkanımızı bekliyor. Bilindiği gibi sanayi kurultaylarına ilk defa Türkiye'de Ankara'da başlıyoruz. Ve organize sanayi bölgelerinde de ilk defa bu oluyor. 400'ün üzerinde Türkiye çapında organize bölge sanayi bölgeleri var. Ankara'mızda da orta ve küçük ölçekli KOBİ'lerin yer aldığı, işletmelerin yer aldığı en büyük organize sanayi bölgesi İvedik ve Ostim. Burada 14 bin iş yeri ve işletme var ve 200 binden fazla çalışanı var. Bunlar tornacısından tutun da sanayicisi, üreticisi, esnafı ve gerçekten emekçisi. Bu 200 bin kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Son bir haftadır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dört koldan Ostim İvedik organize sanayi bölgelerini ziyaret ediyoruz. Nokta çalışmalarımız var. Birebir görüşmelerimiz devam ediyor. Sanayicilerimiz heyecanlı. Özellikle bu dövizdeki yükselişten ve iniş çıkışlardan çok rahatsızlar. Özellikle nitelikli eleman bulmada çok rahatsızlar. Bu bakımdan da sorunlarını bizzat Genel Başkanımız Sayın Doğu Perinçe'ye aktarmak istiyorlar. Çok heyecanlılar ve 22 Ocak'ta o salonu dolduracağız diyorlar. Çok olumlu izlenimler alıyoruz. Emekçiler, Ostim İvedik emekçileri, sanayicileri heyecanla bu kış koşullarında genel başkanımızı bekliyor. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Sayın Deniz Tokgöz'e mikrofonumuzu uzatacağız. Sayın Tokgöz, çok yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ulusal kanalla olmak burada bizim bu karlı Ankara gününde içimizi ısıtıyor. Tüm ekran başındaki izleyicilerimize, dostlarımıza da iyi günler diliyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin dört bir yanında üretim devrimi kurultayları yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Çiftçilerle, üreticilerle bir araya geliyorsunuz ve bugün sanayi üreticileriyle bir araya geleceksiniz. Neden öncelikle böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Buradan başlayalım isterseniz. Şunu belirtelim. Türkiye'de üretim bir bütün. Çiftçisi, köylüsü, işçisi, sanayicisi hep beraber ülkemizi üreterek kalkındırmak zorundayız. Bu noktada da bütün üreticilerimiz aslında aynı gemide. İşçiyle patron aynı gemide. Köylüyle sanayici aynı gemide. Bürokratla buradaki esnaf aynı gemide. Türkiye'yi hep bir elden üretim devrimine ulaştırmak durumundayız. Biz evet, Vatan Partisi olarak uzun süredir Türkiye'nin bütün bölgelerinde, Ankara'da da büyük çiftçi merkezlerimizde, üretim
tarım üretimi merkezlerimizde önemli kurultaylar gerçekleştirdik. Oralarda ciddi sorunları tespit ettik ve köylümüzle birlikte çözümleri sunduk. Neydi o çözümlerde öne çıkan en önemli şey? Köylü kendi ağzından ilan etti. Sistem bitti. Sistem bitti ve artık yeni bir sistem, yeni bir düzen gerekiyor. Türkiye ancak yeni bir sistemle, üreticiyi baş tacı yapan bir sistemle üretebilir. Tabii sanayi iş kolu da burada çok öne çıkıyor. Özellikle yükselen Asya çağında Atlantik cephesinin çöktüğü, üretimin Asya'ya kaydığı ve Asya'nın artık dünyayı üretimle beslediği bir çağda yaşıyoruz. Türkiye'de Asya'nın öncü ülkesi. Ve Ankara Ostim'de işte bu Türkiye'nin öncü sanayisi. İvedik Türkiye'nin öncü sanayisi. Türkiye'de bir sanayi bölgesinde bir işletme kuracaksanız Ostim'e gelmek zorundasınız. İvedik'e gelmek zorundasınız. Buranın esnafının, buranın üreticisinin elini sıkmak zorundasınız. Böyle öncü bir sanayiden bahsediyoruz. Ev sahibimiz, Yeni Mahalli İlçe Başkanımız rakamları verdi. 10 binin üzerinde işletme, 200 binin üzerinde çalışandan bahsediyoruz. Türkiye aslında üreten bir ülke, üretmeye aç bir ülke. Burada görüyoruz bunu. Ostimli üreticiler, arkadaşlarımız bir haftadır sahadalar. Bütün Ankara teşkilatımızdan arkadaşlar burada. Bütün sanayicileri geziyorlar, kapı kapı dolaşıyorlar. İşçileri, patronları, işverenleri hepsini ziyaret ediyorlar. Ve onların hepsinden duydukları tek bir şey var, üretme umudu. Özgürce, kurlara bağlı olmadan, dolar sistemine bağlı olmadan Asya'ya açılarak, bakın burası önemli. Asya'ya açılmak istiyor üretici, Çin'e açılmak istiyor, Hindistan'a açılmak istiyor, İran'la enerji alışverişi yapmak istiyor. Suriye'de savaş bitsin, oralara gidelim, Türk üreticiler olarak sanayi inşa edelim istiyor. Yani dostlarıyla, Rusya'yla birlikte iş yapmak istiyor. Dostlarıyla birlikte kalkınmak isteyen bir sanayici görüyoruz. Aynı zamanda ithal ikamesi yaratalım. Biz Türkiye'de dışarıdan aldığımız birçok şeyi üretiriz. Bunun iddiasında sanayicimiz, fakat üretimin yeterince desteklenmemesi, üreticiyle birlikte bir iktidar formülü kurulmaması maalesef önümüzdeki en büyük engel. Aslında biz 22 Ocak tarihinde bir iktidar formülü toplantısı yapıyoruz. Biz Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi Vatan Partisi'nin merkezinde bulunduğu üreticilerin milli hükümeti Türkiye'yi nasıl yönetecek? Onu göstereceğimiz bir toplantı olacak. Biz Türkiye'yi üreticilerle, çiftçilerle, sanayicilerle, işçilerle istişare halinde birlikte planlamalar yaparak ve üreticiyi baş tacı yaparak yöneteceğiz. Burada da Ostimli üreticilerimizle bu çözümleri konuşmak istiyoruz. Çözen partiyiz, çözümlerle ilerliyoruz. Sanayicimizi yükselen Asya çağında baş tacı yapmak istiyoruz. İşçilerimizi ekmek teknesini koruma mücadelesinde umut var yapmak istiyoruz. Kimse işten atılmak için korku yaşamasın. Kimse ekmek teknemiz kapanır mı diye sıkıntıya girmesin istiyoruz. Bunların hepsini Genel Başkanımız Sayın Doktor Doğu Perinçek'in katılımıyla 22 Ocak günü burada Ostim'de Batı Kent girişindeki T-Bone Eski Lale Restoran'da saat 13'te buluşarak sanayicilerimizle, işçilerimizle bir sanayi kurultayı, üretim devrimi kurultayı Ostim İvedik gerçekleştirerek konuşacağız. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Evet değerli izleyenler, Vatan Partisi 22 Ocak Cumartesi günü büyük bir kurultaya imza atacak. Ostim İvedik'te üretim devrimi kurultayı yapılacak. Sanayi üreticileriyle bir araya gelinecek. Yoğun bir kar yağışı var Ankara'da ama bu kar yağışı çalışmalara engel olmadı. Birazdan çalışmalar, bildiriler dağıtılacak. Dükkanlar, iş yerleri, işletmeler gezilecek. Yine sanayicilerle bir araya gelineceğini söyleyelim ve sözü tekrar size bırakalım Deniz Çağlayan Cengiz. Seda Öküz'e çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da 22 Ocak'ta Vatan Partisi büyük bir üretim devrimi kurultayı düzenleyecek. Ostim'de yapılacak bu üretim devrimi kurultayı. Vatan Partisi sanayi üreticileriyle bir araya gelecek ve sanayi üreticisinin çözüm önerilerini alacak ve taleplerini dinleyecek. Türkiye'nin geleceğine birlikte bakacaklar diyelim ve devam edelim önemli bir haberle. HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan o samimi fotoğrafları bir kere daha PKK'nın HDP ile olan ilişkisini
gündeme taşıdı. Neden taşıdı? Tabii ki çok uzun süredir konuşulan bir konuydu ama bu fotoğraf aslında skandalın perde arkasında neler olduğunu bir kere daha düşünmemize yol açtı. Öyle ki bazı teslim olan teröristler HDP'li adayların, işte tüm adayların, belediye meclisi üyeliğinden tutun, belediye başkanlığı, milletvekili gibi tüm adayların Kandil tarafından belirlendiğini itiraf etti. Kandil'in HDP ve örgütten gelen isimleri incelediğini ve bazılarını mülakata çağırdığını itiraf etti bu teslim olan teröristler. Bu durum özellikle İmralı'dan gelen mektuplar, terörist elebaşlarının mektupları ve Kandil'deki elebaşlarının mektupları ile birlikte İmralı tutanakları tarafından da doğrulandı. Ve kafayı bulup uçanlar var. HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröriste örgüt kamplarında çektirdiği samimi fotoğraflar HDP ile PKK arasındaki derin bağları bir kez daha gündeme getirdi. Teslim olan itirafçılar ve güvenlik kaynakları HDP'de belediye meclis üyeliğinden milletvekiline kadar tüm adayların Kandil'in görevlendirdiği teröristler tarafından mülakatla belirlendiğini ifade ediyor. Milletvekili adaylarında ana belirleyici Kandil'deki örgüt elebaşlarının oluşturduğu KCK Yürütme Konseyi. Seçimler öncesinde sözde komisyon kuran konsey partiden ve örgütten gelen isimleri tek tek inceliyor. Bazı adaylar mülakata bile çağrılıyor. Belirlenen isimlerin aday olacakları iller ve sıraları da yine Kandil'de belirleniyor. KCK'da görev alan bazı isimler ise bu sürece dahil edilmeden doğrudan listeye giriyor. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan HDP'li 3 vekilin bu kontenjandan listeye konulduğu aktarılıyor. Listeler oluşturulurken DAK kadrosuyla irtibatlı olanlar önceleniyor. Şu an meclis çatısı altındaki HDP'li 18 vekilin DAK kadrosuyla bağlantılı olması bu iddiayı doğruluyor. Yerel yönetimlerde de yine Kandil belirleyici. Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre örgüt seçim dönemleri öncesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kadro diye tabir edilen teröristler gönderiyor. Aday belirleme konusunda tam yetkili olan bu teröristler belediye meclis üyesi adaylarından belediye başkan adaylarına kadar herkesi mülakata alıyor. Kadro diye tabir edilen bu teröristler seçim sonrasında da kazanılan belediyelerde söz sahibi oluyor. PKK'nın Kandil'deki sözde üst yönetiminin milletvekili adaylarını nasıl belirlediği İmralı tutanaklarında da yer alıyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İdris Baluken ve Sırrı Süreyya Önder arasında geçen diyaloglarda adayları seçim komisyonunun belirlediğinin söylenmesi üzerine Öcalan, "Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi? Yoksa siz mi belirlediniz?" diye soruyor. Önder, "Kandil belirledi" yanıtını veriyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki uzantısı, HDP'nin kapatılma davası öncesinde Anayasa Mahkemesi'nin skandal bir plana imza attığı iddia ediliyor. Bu iddialara bakacak olursak Anayasa Mahkemesi dava görülmeden hemen öncesinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine HDP'li bir avukatın seçilmesi için planlama yaptı iddia edildi. Ve yine iddialara göre CHP'li baro başkanlarının da bu planı desteklediği belirtiliyor. PKK'nın meclisteki uzantısı HDP'nin kapatılmasını engellemek ve Anayasa Mahkemesi üyeliği için planlar yapıldığı öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'ndeki avukat üyenin görev süresi doldu. Türkiye Barolar Birliği, boşalan Anayasa Mahkemesi üyeliği için 3 aday seçecek. 3 adayı belirlemek için baro başkanları oy kullanacak. Savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle her başkan bir adaya oy verebilecek. Belirlenecek 3 kişinin ismi de meclise gönderilecek. Mecliste bir kişiyi Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçecek. Türkiye Barolar Birliği'ni seçeceği bu kişi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin kapatma davası öncesinde Anayasa Mahkemesi'nde göreve başlayacak. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göre kapatma davası öncesinde göreve başlayacak üyenin HDP yakın ve kapatma davasında red oy verecek bir isim olması için çalışmalar yapılıyor. Bazı yöneticiler bu çerçevede baro başkanlarını arayarak belirlenen isimler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamak için kulis faaliyeti yürütüyor. Haberle ilgili gazeteye konuşan bir avukat bu plana CHP'li baro başkanlarının da destek verdiğini belirtti. Avukat, HDP'ye destek verecek bir avukatın Anayasa Mahkemesi üyesi olması için merkezi yönlendirme yapıldığını söyledi. Avukat, Türkiye Barolar Birliği yönetimi yoğun bir çalışma içine girse de sonuç almasının mümkün olmadığını söyledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ziyaret için gittiği Rusya'da HDP'nin PKK organı gibi olduğunu açıkladı. PKK kampında teröristlerle samimi fotoğrafları ortaya çıkan milletvekili Semra Güzel hakkında ek bir iddianame hazırlamayı düşünmediklerini belirtti Şahin. Bahsedilen milletvekili siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında dedi. HDP PKK organı gibi. Semra Güzel hakkında ek iddianameye gerek duymuyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Rusya'da Sabah gazetesine konuştu. Başsavcı HDP'nin PKK gibi olduğunu söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Rusya Federasyon Savcılığının 300. yıl dönümü dolayısıyla Moskova'ya gitti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kutlama öncesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in de aralarında olduğu heyet başkanlarını kabul etti. Rusya savcılığının kutlamalarında gazeteci Mevlüt Hagül'ün sorularını yanıtlayan Başsavcı Şahin, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kamplarında çekilen fotoğraflarıyla ilgili ek iddianameye gerek duymadıklarını açıkladı. Biz iddianameye ek yapmayı düşünmüyoruz. İddianamemiz yeteri kadar ayrıntılı. Hepsi hakkında yeterli delil var. Bahsedilen milletvekili Semra Güzel de bu siyasi yasak talep edilen 451 isim arasında yer alıyor. Anayasa Mahkemesi'ndeki HDP kapatma davası iddianamesini hazırlayan başsavcı, HDP'nin PKK gibi olduğunu vurguladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bu parti siyasi partiden ziyade örgütün bir organı gibi dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Igor Krasno'nun resmi davetlisi olarak gittiği Moskova'da önemli bir anlaşmaya imza attı. Ziyaretin son gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı. Saat 15'te ulusal kanal ekranlarında çok kıymetli konuklarımız olacak. Diyarbakır temsilcimiz Ekrem Demir, HDP il binası önünde Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya gelecek. O samimi fotoğrafı bir de evlatları için, PKK'dan, HDP'den evlatlarını geri alabilmek için neredeyse 2 yıldır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere soracak. Biz de saat 15'te Ekrem Demir ve konuklarının röportajlarını canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz efendim. Biz şimdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarıyla devam edelim. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki terör saldırısı sonrasında başlatılan cezalandırma operasyonları kapsamında 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Bakan Akar ve dedi ki her saldırıya misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen hafta Akçakale'de hain bir saldırı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bu hain saldırı sonucunda belirlenen hedeflere karşı cezalandırma operasyonları başlatılmıştır. Bu başlatılan cezalandırma operasyonları sonunda Kahraman Mehmetçik tarafından toplam şu ana kadar alınan bilgilere göre aldığımız son durum itibariyle 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunda son derece azimli ve kararlıyız. Sıradaki muhataplarımızın da mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, sınırlarımızın ötesinde planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların da artık tahammül sınırlarımızı zorladığını gerçekten bir kez daha burada belirtmek istiyorum. Hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz. Ben bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize, asil milletimize başsağlığı diliyorum. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından da kimsenin şüphesi olmasın. İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 60 şüpheli tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor soruşturma ve bu soruşturma kapsamında son bir yılda tutuklananların sayısı 1585'e yükseldi. FETÖ'lülerce terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 148 şüpheliden 60'ı tutuklandı. 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 31'i itirafçı oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturmada son bir yılda 24 ayrı operasyon düzenlendi. Tutuklananların sayısı 1585'e yükseldi. Soruşturma kapsamında firarda olan toplam 340 şüphelinin yakalanması için çalışmalar da sürüyor. Günün sıcak gelişmelerinden biri COVID-19'la mücadeleye ilişkindi. Türk Hava Yolları'ndan ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen COVID-19'la mücadeleye ilişkin yeni bir genelge var. Öncelikle Türk Hava Yolları ile başlayalım. Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu İBRAZ yeterli olacaktır diyor Türk Hava Yolları Genel Müdürü. Peki genelgede ne söylüyor? Bundan sonra COVID-19'la mücadelede hayatımızda neler değişecek diye. Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisiyle konuyla ilgili bilim kurulundan yeni kararlar vardı ve bu tavsiyeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren ilgili yazıda aşısız veya aşı süreci tamamlanmamış ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli ve benzeri gibi personellerden, tüm kamu ve özel iş yerlerindeki çalışanlardan, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilerden PCR testiyle tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirildi. 81 il valiliğine gönderildi bu yazı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda bakanlığımızca yayımlanan ilgili genelgemizin tüm hükümleriyle ilgili genelgemizin 3. maddesinin uygulanmadan kaldırılmasına karar verilmiştir denildi. Bilim kurulu sonrası alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle de 81 il valiliğine gönderildi. Yani bundan sonra okula girerken, AVM'lere girerken, etkinlik alanlarına, sinema salonlarına, tiyatro salonlarına girerken, seyahat yapacakken, otobüs, uçak veya fark etmez tren kullanacaksak iç hat seyahatlerinde, şehirler arası seyahatlerde bundan sonra PCR testi zorunluluğu aranmayacak. Ana haber bültenimizde bu konuya ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak. Uzman konuklar bu ne anlama geliyor? COVID-19'la mücadelede bundan sonra nasıl bir yol izleyecek Türkiye diye de konuklarıyla birlikte Emre Şen değerlendiriyor olacak diyelim. Biz şimdi hızlıca orduya gidelim. COVID-19'la mücadele sürüyor. İşte bu mücadelenin kahramanı sağlık ekiplerimiz. Mobil aşılama, karantinayla uzak yakın gece gündüz demeden aşılama çalışmalarına devam ediyorlar. Gece gündüz uzak yakın demeden yurdun en ucu köşelerinde aşılama çalışmaları mobil aşılama hizmetiyle devam ediyor. Ordu'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların COVID-19 aşılarını yapıyor. Sağlık ekipleri Mesudiye ilçesine bağlı Yavşan Mahallesi'ne aşı hizmetini götürdü. 93 yaşındaki Ahmet Karakoç da aşı olanlardan yalnızca biri. Mesudiye Toplum Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Sevim Şentürk ekibiyle birlikte aşılama çalışmalarını süreceğini söyledi. Daha önceki aşı dozları yine tarafımızca evinde uygulanmış olan Ahmet Bey'e, eşine ve komşularına hatırlatma dozlarını da yaptık. COVID-19 pandemisiyle mücadelemiz devam etmekte. Aşının gücüne inanın, sağlıkla kalın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ardahan'da dondurucu soğuğa rağmen köylere COVID-19 aşı hizmeti ulaştıran sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı. Aşılarını yaptıran vatandaşlara teşekkür etti. Karın etkili olduğu bölgelerde araçların çıkamadığı yerlere zaman zaman yürüyerek gitmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının görüntülerine de yer verildi. Kağıttaki fiyat yükselişiyle krize giren gazetelerin gözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek karardaydı. Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin birlikte meclisten geçirdiği gazetelere ilan desteği projesini tasarruf gerekçesiyle reddetti. İnsanları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde iktidar ve muhalefet partileri büyük zorluklar yaşayan gazetelere ilan desteği için anlaşarak karar aldı. Ancak karar Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engeline takıldı. Hürriyetle beraber İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararlarının özetlerinin gazetelerde ilan olarak yayınlanması önerisi geçen Kasım ayında bütün siyasi partilerin oy birliğiyle belediye meclisinden geçti. Komisyonlarda kabul edildi. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararların özetleri halka gazete ilanlarıyla ulaştırılacak. Gazeteler de bu uygulamadan aylık gelir elde edecekti. Sidir. Bu manada ilk olarak İzmir Belediyesi'nde hayata geçen bu uygulama gazetelere az da olsa nefes aldıracaktı. İstanbul'da 40 gazetede 10 bine yakın basın emeklisinin yararlanacağı projede bütün gazetelere bir yılda 22 milyon TL destek sağlanacaktı. Ancak Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeyi iptal istemiyle meclise gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hazırladığı raporda tasarruf gerekçesiyle gazetelerin desteklenmesinden vazgeçilmesi istendi. Gazetelere desteği tasarruf gerekçesiyle engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin 2022 yılı bütçesinde sadece reklam ve tanıtıma ayırdığı bütçe ise toplam 854 milyon lira. Efendim şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından gün içinden kaldığı yerden devam ediyor olacak. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Efendim gün içinden kaldığı yerden devam ediyor. Kırklareli'ye gideceğiz şimdi. Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak sonucu taşan dere çok sayıda binanın zarar görmesine neden oldu. İki binanın yıkım işlemlerine başlandı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağanak ve fırtına zarara neden oldu. Taşkında ağır hasar gören iki binanın yıkım çalışmasına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri derenin taştığı bölgeye 300 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde taş duvar ördü. Kente etkili olan fırtına da hasara yol açtı. 130 hasar tespit başvurusu yapıldı. Vali Osman Bilgin, fırtınadan etkilenen yerleri gezerek yetkililerden bilgi aldı. İnsanların meskenleriyle ilgili şu an ilk etapta 80, ayrıca bir 20 daha talep geldi. Yani 120-130'a yakın gelen talep var. Burada biz hasar tespit çalışmalarını hemen başlattık ve ilk etabı bitirdik. Vali Bilgin, hasar tespit başvurularının titizlikle incelendiğini aktardı. AFAD Başkanlığımızdan acil durum kapsamında ödenek de talep ettik. Bu konuda hasarları olan vatandaşlarımızın hepsine ayrı ayrı yardımcı oluyoruz. Kırklareli'nde 11 Ocak'ta hızı zaman zaman saatte 106 kilometreye çıkan kuvvetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçmuş, araçlar zarar görmüş, ağaçlar devrilmiş ve bazı iş yerlerinin camları kırılmıştı. Sivas'ta bir banka müşterileri hesaplarından bilgileri olmadan para çekildiği şüphesi üzerine şikayetçi oldu. Banka müdürünün zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan müdür tutuklandı. Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan banka şube müdürü tutuklandı. Bir bankanın iki şubesinde müdürlük yapan BT, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. BT, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cevap verecek. Kentteki bir bankanın müşterileri hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti. İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü BT, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İddialara ne cevap verecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'la görüştü. Görüşmede işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmelerle iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel sorunlar değerlendirildi. Mali Devleti, Fransa'nın Batı Afrika devletleri ekonomik topluluğu üzerinden dayatmalarına karşı halk meydanlara çıktı. Eylem yapmaya çağrıldı. Ülkede ve yurt dışında yaşayan Malili ve Afrikalılar, Fransa'nın ECOWAS aracılığıyla yaptırım kararına ve ülkelerinin iç işlerine karışılmasına karşı meydanlara çıktı. Afrika kıtasında başta ABD ve Fransa olmak üzere Batı sömürüsüne karşı başkaldırı dalga dalga yayılıyor. ECOWAS'ın kararında ülkeye yönelik maddi yardımlar kesildi, ülkenin mal varlıklarını dondurma kararı alındı ve sınırlar kapatıldı. Karar ülkede devlet ve halk nezdinde tepkiyle karşılaştı. Uzmanlar Fransa destekli ambargo kararının ülkede Batı karşıtlığını tetiklediğini belirtiyor. Mali, 1962-1984 arasında para politikalarını kendi belirliyordu. Mali frangı ülkenin resmi para birimiydi. Mali'ye yönelik ambargonun ülkede bağımsız ekonominin önünü açabileceği konuşuluyor. Mali'ye yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Fransa'nın önerdiği yaptırım talebi ise Rusya ve Çin'in vetosuyla reddedilmişti. Öte yandan Mali, Fransa'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı ve bir daha ihlal olursa belirsiz sonuçlar olur diyerek uyardı. Mali hükümeti, Fransa'nın fil dişi sahilinden bir Fransız savaş uçağının ülke hava sahasını izinsiz şekilde kullandığını belirtti. Hükümet sözcüsü Albay Abdülleye Maiga yaptığı açıklamada, Salı günü Abidjan'dan Mali'nin Gao kentine yapılan uçuşu hava sahasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Getiriyoruz açıklamalarını ekranlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak olan bu tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat da gerçekleştirecektir. Tesisimiz böylece toplamda 450 milyon dolar civarında cari açığın kapanmasına katkı verecek. 330 dönüm alan içerisinde 200 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan tesisimizin ikinci etap yatırımları da hızla devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle biteceğini bizler de tahmin ediyoruz. %40'ı tamamlanan ikinci etap için 450 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Tamamlanmasıyla birlikte orada da 600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. Böylece toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek. Ticari etki alanındaki sektörleri de dikkate aldığımızda bu yatırımın ülkemiz istihdamına yapacağı katkının daha büyük olacağı muhakkaktır. Ekonomik katkılarının yanında tesisin önemli bir özelliği daha bulunuyor. Çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek fabrikamızın Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de önemli hizmetleri olacaktır. Son teknolojiye sahip makinelerle donatılan bu tesiste %100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacaktır. Sahip olduğu ileri teknoloji sayesinde fabrikamız ilk etabıyla yılda 12 milyon ağacın, ikinci etabıyla birlikte 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçecektir. Kullanacağı enerjiyi de kendisi üretecek olan tesisimizin istihdama, ülke ekonomisine ve tabiata çok ciddi fayda sağlayacağını görüyoruz. Hükümet olarak yerli yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz. Bu topraklara değer katan, üreten, ihraç eden, insanımızın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan tüm yatırımcılara destek vermeyi görev biliyoruz. Kipaş Holding'in bu yatırımını stratejik yatırımların teşviki sistemimiz kapsamında
destekliyoruz. Düzenlediğimiz teşvik belgesiyle bu yatırıma vergi, enerji, altyapı, nitelikli personel ve yatırım yeri konularında çeşitli destekler sağlıyoruz. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önünde bulundurulduğunda bu yatırımın aldığı destekleri sonuna kadar hak ettiği açıktır. Koronavirüs salgını dolayısıyla küresel ekonominin belirsizlik girdabında girdiği bir dönemde yatırımlarına hız kattıkları için Kipaş Holding'e ülkem, milletim ve tüm aydınlı vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Firma sahiplerinden beklentim, ikinci etap yatırımını mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak üretime başlamalıdır. Değerli misafirler, kağıt insanlık tarihinin en önemli buluşlarından birisidir. Bilginin kaydedilmesi, dağıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında kullanılan kıymetli bir araçtır. Bu yönüyle tarih boyunca pek çok medeniyetin kurulup gelişmesinde rol oynamıştır. Kağıt üretimi, sosyal ve kültürel alandaki katkılarının yanında ekonomik olarak da büyük bir değer oluşturuyor. Ülkemizde yaklaşık 4100 girişimin faaliyet gösterdiği kağıt üretimi sektöründe 80 binden fazla insanımız istihdam ediliyor. Cirosu 91 milyar lirayı aşan sektörün oluşturduğu katma değer ise 20 milyar liranın üzerindedir. Tabii sektör kendi üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer birçok sektörle var olan bağlantısı sebebiyle çok daha büyük bir ekonomik değer üretiyor. Orman ürünleri, geri dönüşüm, ambalaj malzemeleri, basın ve yayım sektörleri, kağıt endüstrisinin beslediği alanlardan sadece birkaçıdır. Kağıt endüstrisinin Türk ekonomisi açısından taşıdığı öneme binaen bu alanı stratejik sektör olarak belirleyerek önemli destekler vermeye başladık. Bu sayede sektörün gelişiminin hızlandığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nitekim son 12 yılda sektördeki girişim sayısında ve istihdamda 2 kat, ciro ve katma değerde ise 9 kat artış yaşandığını görüyoruz. Son 10 yılda kağıt üretimi için özellikle sektörde yatırım tutarı 42 milyar lirayı geçen 1166 adet yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlarla 25 bin ilave istihdamın da önünü açtık. KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları vasıtasıyla uyguladığımız hibe programları kapsamında sektörden gelen projelere 176 milyon lira destek sağladık. Bu destekler firmalarımızın üretim kapasitelerini güçlendirme yanında ihracatımızın artmasına da önemli katkılar sundu. Türkiye'nin salgın şartlarına rağmen 2021 senesini 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde işte bu destekler, çalışmalar, üretim hamleleri vardır. Türkiye muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan bir ülkedir. Türkiye sanayi üretim endeksi %144 seviyesine varan bir ülkedir. Türkiye salgına rağmen 2,7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Türkiye 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerini yakalayan bir ülkedir. Türkiye 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemleri yapan bir ülkedir. Avrupa Birliği'ne karşı
net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum. Onlar anlamasa da, onlar bilmese de, bilmek istemese de Türkiye Kipaş Holding gibi şirketlerimizin gayretleriyle büyüyor, güçleniyor, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nasıl muhalefete rağmen ülkemizi eser ve hizmet siyasetimizle son 20 yılda rekordan rekora koşturduysak, inşallah önümüzdeki dönemde de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, üreteceğiz, kendimize güveneceğiz, milletimize inanacağız. Türkiye'yi hak ettiği yere hep birlikte muhakkak getireceğiz. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız bu muazzam tesisin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak organize sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyorum. Sözlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet sahnede misafir ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu. Batı Kiptaş Kağıt Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeminin açıkan haberleriyle gün içinde ne kaldığımız yerden devam edelim. Çin Halk Cumhuriyeti Körfez ülkeleriyle Batı Asya'daki etkinliğini arttıracak. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu'nu ağırlayan Çin aynı günlerde Körfez İşbirliği Konseyi ülkesi 4 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Enerji kaynakları ve stratejik güvenlik açısından kritik Arabistan Yarımadası'yla Basra Körfezi bölgesine yönelik diplomatik girişimler hızlandırıldı. ABD ekonomik anlamda güç kaybına uğrarken Çin Halk Cumhuriyeti atağa geçti. Batı Asya'daki yatırımlar arttırılacak. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Kuveyt'in Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasır El Muhammed Es Sabah, Bahreyn'in Dışişleri Bakanı Abdüllatif Es Seyyani ve Umman'ın Dışişleri Bakanı Bedir El Busaidi ile konseyin genel sekreteri Naif El Hacraf 5 günlük ziyaret için hafta başında Çin'e gitti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şangay yakınındaki Wuxi kentinde konuk ettiği bakanlarla ve genel sekreterle ayrı ayrı ve heyetler düzeyinde görüşmeler yürüttü. Çin tarafından yapılan açıklamalarda görüşmelerde Körfez ülkeleriyle Çin arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesi, serbest ticaret anlaşması için müzakere yürütülmesi ve serbest ticaret bölgesi kurulması konularında mutabakata varıldığı belirtildi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Çin'de resmi temaslarda bulundu. Görüşmelerde ekonomik işbirliği mesajı öne çıktı. Çin'deki yoğun diplomasi trafiğine İran da dahil oldu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian Çin'e ziyaret gerçekleştirdi. Tüm bu ziyaretlerin ortak paydasının ne olduğu, hangi ortak sorunların tartışılacağına dair sorusuna yanıt veren Wang, Çin'in Körfez ülkeleri Türkiye ve İran'la üst düzey temaslarının ikili ilişkiler olduğu kadar bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlayacağını vurguladı.
Son olarak Suriye'nin bir kuşak bir yol projesinin deniz ayağında yer alacağı duyuruldu. Ekonomik olarak güç kaybeden Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sistemi de alt üst oldu. 32 mutasyonlu omikron varyantı nedeniyle OHAL ilan eden New Jersey'de stok yapmak isteyen binlerce kişi marketlere akın etti. Raflardaki ürünler yağmalandı. O görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Marketler yağmalandı, tren konteynerleri boşaltıldı. 32 mutasyonlu omikron varyantı ABD'yi alarma geçirdi. Ekonomik olarak güç kaybeden ABD'de sağlık sistemi de alt üst oldu. Durumun daha da kötüye gitmesinden endişelenilen New Jersey'de OHAL ilan edildi. Valinin OHAL kararının ardından ABD'liler marketlere akın etti. Temel ihtiyaç maddelerini stok yapmak için market raflarını adeta yağmaladı. Los Angeles'ta ise yağmalanan tren konteynerlerini gösteren bir video sosyal medyada gündem oldu. Savaş alanını aratmayan görüntülerde güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı ortaya çıktı. Hızlıca Diyarbakır'a dönüyoruz. HDP il binası önünde Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. Diyarbakır temsilcimiz Ekrem Demir şu anda evlat nöbeti çadırında ailelerle birlikte onlara mikrofon uzatacak ve teröristlerle samimi fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in o fotoğrafına tepkilerini soracak. Çünkü aileler çok uzun zamandır bu çadırdan HDP kapatılsın sesini yükseltiyorlar. O yüzden hızlıca sözü Ekrem Demir ve konuklarına bırakıyoruz. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeyiz. Annelerin, Diyarbakır annelerinin, Diyarbakır ailelerinin evlat nöbeti 856. gününde bugün itibariyle ve aile sayısı da 253 oldu. İki gün önce katılan aileyle birlikte. Ve şu ana kadar da 33 aile PKK-HDP'nin elinden evlatlarını söke söke aldılar. Ve kararlılıkla da evlat nöbeti devam ediyor. Ve Semra Güzel resmi, HDP milletvekili Semra Güzel resmi ailelerde aslında hiç şaşkınlık yaratmadığını anneler, aileler ifade ediyorlar. Şimdi ailelerin ifadeleriyle kendi ağızlarından mikrofonumuzu tutacağız ve düşüncelerini onlardan alacağız. Yanımızda Celil Bektaş var, Diyarbakır babalarından. Evet Celil Bektaş, Semra Güzel resmi, PKK militanlarıyla çekilen resimler her tarafta konuşuluyor bugünlerde. Siz neler hissettiniz ilk gördüğünüzde, duyduğunuzda? Ben şahsen şaşmadım. Çünkü benim oğlum götürdü günü HDP milletvekiline haberi vardı. Benim oğlum binadan gitti yani. Bina kimin binası? Milletvekilinin binası. Şimdi Semra Güzel diyorsunuz da Semra Güzel bu içinden der ki evvelden benim PKK'nın sağ kolidir. O olsun sizden sevgilisiymiş herhalde. Gitmiş oraya. Sadece o yalnız değil. Sana kaç tane isim söyleyeyim tek tek. Demirtaş mı gitmedi? Ne de o Bayıköy mi gitmedi? Altantan mı gitmedi? Kim gitmedi ki mi? Hepsi gittiler. Gitti hepsi PKK. Perdümünler mi gitmedi? Perdümünler kim 4 saat ördüler yani. Ben şahsen şaşmadım. Ben biliyorum lan ne maya olduğunu. Maya, aynı maya. Ha ne oldu? Biz üzüldük. Neden üzüldük? Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Delil de ben karşısında delil vereceğimi bilmiyoruz. Delil istiyorsa Anayasa Mahkemesi bir heyet buraya göndersin. Diyarbakır ananın babalarına. 9 yaş var suçtur. 10 yaş var suçtur. Bunu göndersin. Neyi bekliyor yani? Acaba bir karşı asker pırzla mı şehit olsun? Her zaman bunu bekliyorlar. Yani bu kimse bu Diyarbakır ananın babanın sesini duymuyor mu yani? Niye kulağını kapatmış ya, niye gözlerini şey etmiş ya? Bu ne ya? Yani bu Diyarbakır anaları ne istiyor? Peki bu Diyarbakır anaları geçen gün bunu meclise getirdiler. Hepiniz gördünüz yani. Evet. Meclise getirdiler. Haklarını, çoluğunu haklınız. Ona diyeceğimiz yok. Peki bizim Diyarbakır anaları babanı niye gündeme getirmediler? Oradaki çağdaki analar babalar neyi bekliyor? Yağmur demeden, kış demeden, çamur demeden. Ona niye sormadılar? Bana ki biz de Kürdüz. İşte efendim çoluğumuz cezaevinde mağdur da. Yok. Eskence yok. Hastaymış. Hastalık kimse de Türkiye Cumhuriyeti kimse hastalığı bırakmıyor. Hemen çıkarıyor gönderiyor. Ama rahat durmuyorlar. Leyla Gönül'ü de bıraktı. Geldi halkı sokağa tekti. Yani bir insan söylüyorum. Bizi çok ciddi. Sadece bu Leyla Gönül değil hani. Diğer metekler hepsi yani. Sana Ramazan Tosun mu söyleyeyim? Ramazan Tosun şuradaki çoluğa daha gönderdi. Bunu herkes biliyor. Git Diyarbakır'ın içinde gez. Ramazan Tosun Diyarbakır'daki şuradaki bir numara o değil. Ekmek bir şeydi. Çoluğa verildi. Çoluğa daha gönderdi oradan.
Yani bu stadyon yalnızca hep bütün HDP milletvekili hala da kapatmamaya çalışıyor. Kapatma bakayım anasını mahkemesi. Bu sonra günah kimde soru olacak hani. Kapatma, nereye kadar gideceksin? Kapatmaz yani. Ben sana samimi söylüyorum. Peki, Diyarbakır'da, Diyarbakır sokaklarının, Diyarbakır mahallelerinde yaşıyorsunuz. Diyarbakırlılar ne diyor bu resimle ilgili? Onu nasıl görüyorsun? Onlar tepkili. Böyle yazıklar olsun diye şey diyor. Benim de bilenler de diyor ki bu ne yani? Bu ne rezalet, bu ne kefet yani? Yani resmen sarmak, dolaşmak beni gitmesin. Orada top oynuyor. Sanki sen Galatasaray falan akşam maçı var orada yani. Yani bu diyorsun sen, sen ilk günden beri sen biz buraya hani otururken sen bize dedin yani 100 kişi gelecek hani. Yani şu anda 253 olacak hani. 5 sayıda gidecek. Yani şu var mesela bu mekiler biliyorlar. İşlerine gelmiyor. Biliyorlar ne olduğunu. Oraya gittin. Hepsi de biliyor. CHP de biliyor. Bunlar ona bağlantılıdır. Hepsi biliyorlar. Ama işlerine gelmiyor. Sadece bu ana babalı belki yani kimse destek verse için annenin evladımız gelmişti. HDP istese de evladımızı getirirdi. Ben sana samimi söylüyorum. HDP milletvekili istese de bu evlatlar gelirdi. Ha bu iş çadı nasıl olsa biliyor musun? Tersi olsaydı buraya milyonlar dökülürdü. Milyon. Avrupa'dan gelirdi. Ankara'dan gelirdi. İstanbul'dan. Yeter ki devletle karşı bir eylem olsaydı burada. Milyonlar buraya dökülürdü. Ama ne yazık ki söz konusu bizim çoğalarımız yok. Olunca bazen işine gelmiyor. Anlıyorsan tam destek. Burada günümüz diğer bakanlar babalar biz kalkmayacağız. Bunlar da bizi yıkdıramaz. Biz bunlara aşkınız. Biz tam biraz moralimiz bozuldu ama biz... Sizin mücadelenizde en başından beri söylediğiniz olay buydu. HDP, PKK birdir diyordunuz. Bu resim o anlamıyla bunu doğruluyor. Şimdi, öyle değil mi? Biz bunu defalar söyleriz. HDP olmasa çocuk Diyarbakır'da hiçbir yere gitmez. Dağdaki terörist gelip Diyarbakır'da çocuk götüremez. Mümkün de gel yani ya. Aracı var ya. Aracı gibi HDP'dir. Tamam niye kapatıyor o zaman? Gelsin yüzümüze karşı gelsin. Bir gün Allah peygamber için geldi diye bu kütahları ne istiyor bizde? Dedi mi? Yok. Ha bu kütahları cam kırsaydı herkes yanlarına olurdu. Camları kırsaydı, bankaları soysaydı, devlete zarar verseydi gelirdiler. Her milyonlar gelirdi. Ben diyorum ki bu aile hepsi Kürt yani. Nerede bunlar yani? Bunlar hepsi Kürt. Kimi Hakkari'de, kimi Mustafa, kimi Kütahya'da. Hepsi hasta çocuklar yani. Çoğun psikoloji bozulmuş yani. Bir de yetmiyor. Buna bize göz dağı veriyor. Bak ben burada HDP sesleniyorum. HDP senden korkan senin gibi olsun. Bak senden korkan senin gibi olsun. Böyle çamurla yol kesmeyle sen bu aileyi yıkdıramazsın. Zaten biz ilk günden beri ölmüşüz. İlk günden beri biz öyleyiz. Biz yaşamıyoruz ki. Evlatımız günden beri öyleyiz. Bizim evlatlarımız HDP'den gitmiş. 2x2 4. Kimse ne sağa çıkıyorsun ne sorarsın. Tekrar anasam hakimese sesleniyorum. Vicdana gel. Vicdana gel bu ana babaların yüreğine bir sesle. Buyurun. Kendisi sevgilisiymiş. Kendisi de oradan. Daha da bunun elinde silah. Vekili ne işiyor oradan? Şimdi ben soruyorum, ben ne işiyor? Barış'a mı gitti yoksa birkaç proje çizmeye gitti bunlar? Abi de bu var mesela, bizim çoluğumuzu şu ana kadar bir de kandırmış ya. Hayır, kandırmamış. Gasp ediyorlar. Resmen çoluğu gasp ediyorlar. Bırakmıyorlar gelsinler. Ama bırakmazsalar, biz de bırakmayacağımızı devam edeceğiz. Zaten bizim çoluğumuzu gittiğimiz günü biz ölmeye gitmiş biliyoruz. Hani biz buradayız. Vallahi buradan buradan gibi 100 kişi gelse bizi yıkdıramazlar. Ama Anayasa Mahkemesi gerekeni yapsın. Yapsın ki bu ana babaların yüreğine bir süs etsin. Andesi ki biz hakkımızı aldık. Adalet yerini bulduk. Şu anda adalet yerini bulmamış. Kesinlikle. Çünkü bu ananın babaların adaleti olsaydı biz Ankara'da bir mecliste sesimizi duyuruyor. Ama ona duyurdular biz duyuramam hala. Ne yazık ki demek ki bugüne kadar kim ne HDP'nin altında zarar veren hepsi HDP'nin adı. HDP gibi insanlar düşünen HDP'nin. Hani bu ananın babaları ne günahı var? Ne yapmış yani? Bana bir soru ne suçayı nedir yani? Suçayı gariban olmak mı? Fakir çocuğu olmak mı? Zengin çocuğu niye gitmiyor? Sizin çocuğunuz nereden gitmiyorsunuz? Göndermişsiniz? Yok. Aburun. Peldiğim lan çocuğu nerede bizim evlatlarımız nerede? Yani onun için tekrar size teşekkür ederim. Her zaman yanımıza bütün medyada bir de vatan pasını herkese teşekkür ederim burada. Biz buradayız. Kalkmayacağız. Yine de moralimizi bozsa bile biz yıkılmayız Allah'ın izniyle. Biz buradayız. Teşekkür ediyoruz. Yine bir Diyarbakır annesi Mevlüde Üçdağ. Evet, siz de resim elinizde. Siz ben neler hissettiniz ilk gördüğünüzde, duyduğunuzda? Evet, ben Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ, Ramazan Üçdağ'ın annesiyim. Yaklaşık 3 yıldır bak biz buradayız. Bak bu fotoğraf neyi gösteriyor? Yani anneler haklıdır ki bu çocuklarını, bak bu isterse, bu milletvekili isterse çocuklarımızı 2 dakika içerisinde getirebilir. Ama getirmiyor.
Ama madem sen Kürt adına milletvekillik yapıyorsun ama bir gün dile getirmedin, gittin sevgilinle sarmaş dolaş gezdin. Ama bu sevgilin şu an bizim çocukları gasp ediyor. Ben burada Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Bak artık bu fotoğraf neyi gösteriyor? Bu anneler burada feryat ediyor. Bu annelerin içindeki ateşe sen bir su serpsene, gerekeni yapsana. Bu HDP'yi artık kapatmasını istiyoruz. İstemiyoruz. Çünkü çocuklarımızın kayıt olduğu yerde, kaybolduğu yerde arıyoruz. Ondan götürdüklerini her 81 ile sesleniyor. Hepsi görsünler, inansınlar. Bizim ne için burada oturduğumuzu, hangi adreste olduğumuzu bilsinler. Biz doğru adresteyiz. Adım hiçbir zaman atmayacağız. Bu tüm milletvekilleri orada gitmiş dağda onlarla, Kara Yılan'la, Cemil Bayık'la fotoğraf boy boy çekmiş. Gülten Kışanak gitmemiş. Pervin Buldan mı gitmemiş? Selahattin Demirtaş mı gitmemiş? Sırrı Süreyya gitmemiş. Bu Semra Güzel gitmemiş. Hepsi gitmişler. Onlar hatta dağda, PKK'da talimat almasa hiçbir çocuk burada teprenmez. Ha HDP ha PKK, herkes daha artık bunu bilsin. Bu milletvekilin ne işi mecliste var? Devletimin maaşı alarak da bu teröriste yardım yataklık onunla sevgili ya, kol kola bas sarmaş dolaş. Niye çocuklarımızı istemiyor? Yani ne hakları vardı bize bu acı, bu anne babalara acı çektirmekten başka bir şey yapmadılar. İçimizdeki ateş yani yanıyor, yani dayanamıyoruz artık. Hep burada ağlıyoruz ama hiçbir gün gelmediler demediler. Yani gelsinler artık bu çocuklarımızı PKK'dan istesinler. İstemiyorlarsa biz de böyle milletvekili istemiyor. Bir zahmet eğerse biraz hissiyat, şeref onlarda varsa istifa etsinler. Biz böyle milletvekillik istemiyoruz. Daha artık onun Anayasa Mahkemesi gerekeni yapsın. Ben buradan medya mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bu 3 yıldır bizim sesimize ses oldular. Sesimizi tüm dünyaya duyurdular. Burada İçişler Bakanımıza da Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar hep bizi dile getirdiler. Onlar devlet oğlu. Eğerse beni görüyorsan, beni diyorsan, bak bu Diyarbakır milletvekilidir, gelip orada bak o sizi gasp eden kişi sizi onlarda istemiyor. Burada annenizin bu sıcak yuvayı bırakıp da seni oraya ölme mahkum etmiş. Bak bil ki anneni de buradan mahkum etmiş. Devlet olarak, ailen olarak, kardeşin olarak, biz annen olarak, baban olarak biz senin arkandayım oğlum. Hiç seni yalnız bırakmamışım, peşindeyim. Seni almadan da gitmiyorum. Nerede güvenlik güçlerimizi gördünse gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum ben seni istiyorum, ben seni almadan da gitmeyeceğim. Evet, teşekkür ediyoruz. Mevlüt'e 3 daha konuştu. Hazır değilim. Şimdi Esma Koç. Evet. Siz Hakkari'den geldiniz ve resmi evet, resmi ilk gördüğünüzde. Ben Esma Koç. Zübeyde Koç'un annesiyim. Hakkari Şemdili'de gelmişim 2013'ten. 4 HDP PKK'nın milisleri benim kızımı park mahallesiyle çarşıya götürmüş. Orada kendi arabasına atmış, PKK'ya teslim etmiş. Bu 8 senedir. 8 sene fazladır. Aramadan, soramadan kapı karnamış. Hala kızımda haber yoktur. Öldü mü, kaldı mı ben bilmiyorum. Ben kaç defa Irak'a da gittim, kızımın peşine düştüm. Ama o PKK'lıları öyle bir dinsizdir, öyle bir imansızdır, öyle bir şerefsizdir. Çocuklarını, çocuklarımızı bizden saklıyor. Yerini söylemiyor, bize göstermiyor. Hatta ben sordum, dedim benim kızımı hep bir kere bana gösterin. Dedi eğer hangisi ana buraya gelirse biz o çocuklarınızı size gösterirse dedi bu çocuklar hepsi kaçacak gidecek dedi. Bize ne kalacak? Bize ne, size ne kalacak? HDP milletvekilinin teröristin yan yana kol kola aşkı maşkı yaşıyor Kandil'de, Irak'da. Niye bizim çocuklarımız dağda ölüyor? Madem HDP PKK birdir. HDP'çiler gitsin kendi evlatlarını, kendi çocuklarını PKK'ya teslim etsin. Bizim çocuklarımız fakir fukaranın çocukları niye oraya götürüyor? Niye bizim çocuklarımız fakir fukaranın kanın üstünde siyaset yapıyor? O bizim vekilimiz değil. Biz kabul etmiyoruz. Bunlar resmen bir teröristtir. Türkiye Cumhuriyeti'nin medresine gidiyor. Orada PKK için siyaset yapıyor. Bu Kürt'ün düşmanıdır. Kandil'in vekilidir.
Ben onu biliyorum. Ben çocuğumu HDP PKK'da istiyorum. Benim 6 tane çocuğum daha var. Ben o 6 çocuğumu devletime, bayrağıma kurban edeceğim. Ama ben kızımı HDP'ye, PKK'ya bırakmayacağım. Ömrümün sonuna kadar da mücadele edeceğim. İnşallah Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bütün buradaki bu analar, babalar hepsi çocuklarını sağ selim alacak. İnşallah çocuklarım. Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası var. Oraya ne diyorsunuz? Kaç defa biz çağırıyoruz, bağırıyoruz, söylüyoruz. Artık Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Her şey ortadadır. Bunlar milletvekili değil. Bunlar PKK'nın vekilidir. Milletin düşmanıdır. Bütün çocuklarımız da bu HDP milletvekili, bu teröristler bizim çocuklarımızı dağa götürüyor. Yoksa ben 57 yaşındayım. Şimdiye kadar ben bilmedim PKK nedir? PKK'nın yeri nerededir? Benim 15 yaşındaki kızım nerede biliyor PKK nerededir? Kandil nerededir? İrak nerededir? Kendi başına gider ve PKK'ya yanına gider. Ama PKK HDP birdir. PKK HDP'de güç alıyor. HDP PKK'da güç alıyor. Çünkü birdir. PKK HDP'siz yaşamaz. HDP de PKK'siz yaşamaz. Biz HDP'de PKK'da çocuklarımızı istiyoruz. Nasıl götürdüler? Ele de getirsin. Bize teslim etsin. Artık işimiz devlete, onun işi devlete bağlıdır. Devlete düşmüş. İnşallah devletimiz de bu teröristlerin hakkını soracak. Bunların da yeri Türkiye Cumhuriyeti'nin madrasında yoktur. Yan onların yeri Kandil'dir, yan cezaevi. Teşekkür ediyoruz. Ben Esmer Koç Hakkari'den geldi ve Diyarbakır annelerinin mücadelesine en başından beri devam ediyor. Kararlılıkla devam eden bir annemiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradan konuşmak isteyen annelerimizden alabiliriz. Bekrem abi, bayağı bir erkek yapıyor. Bayağı bir erkek yapıyor. Var mı? Gelin, tamam. Geçmiş olsun size. Tanıyalım önce sizi. Ben Şadin Elhaman. Bayram Elhaman'ın babasıyım. 2017'den beri benim çocuğumu dağa kaçırmışlar. O gün bugün hiçbir haber almamışız. Sadece bir ölüm haberini kendi sitelerinde paylaştılar. Ona da inanmıyoruz. Çünkü öyle bir şey varsa benim cenazemi göndersinler. Ben ölümüne de razıyım. Farklı da TGT'yi gün ölmüştü. Ve bu Semra Güzel burada bu teröriste fotoğraf çekmiş ama kendisi meclistedir. Bir tek bu değil, bütün HDP'nin vekilleri Kandil'e gidip geliyorlar. Belki görüntüleri gözükmemiş ama hepsi gidip geliyorlar. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti bunu biliyor. Bu Anayasa Mahkemesi bunu bildiği halde nasıl bunları meclise alıyor? Sen bunları meclise alıyorsan sen bu çocuklarımızı niye getirmiyorsunuz? Bu Anayasa Mahkemesi artık bunlara ne gerekiyorsa yapsınlar yani. Yani artık yeter, biz 3 senedir bizi kapıda bekliyoruz. Yani biz bu çocuklarımı almıyorsa, artık bu görüntüleri görüyorsa nasıl bunları alıyorsunuz meclise? Yani artık devlet görevi neyse yapsın, Anayasa Mahkemesi bunlara gerekeni yapsın, bunları meclise sokmasınlar. Bak bunların beyaz türbentli kadınları, anaları derken diyorlar. Gitmiş şeytan meclisin önüne kadar. Peki bizim hakkımız yok mudur? Bizim de hakkımız vardır. Yani bize bir haksızlık yapıyor burada. Biz 3 senedir biz buradayız, bir şekilde çocuğumuzdan hiçbir haber almamışız. Yani artık bir şekilde bu HDP'yi meclise sokmasına, bu vekilleri meclise sokmasına. Bunlar o meclise gittiği müddetçe bu çocuklar da dağa gider. Bu çocuklar meclise gitmezse bu çocuklar dağa gidemez. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, gelin. Evet. Tek tek biliyorum. Merhaba, tanıyalım sizi. Hani ben yüksek ya, Hakkoy yüksek yuva gelmiş. Annesi Muhammed Çakan. Muhammed Kurimu'a. Gel. Gel beraber gel, ana kurban. Gel. Ben seni bekliyorum. Baba sete de ölmüş. Gel. Benim şeker var, benim hastadır. Gel oğlum, gel. Gel beraber gel, ana kurban. Kaç gel. Devlete teslim ol. Kaç gel, devlete teslim ol. Peşmerge teslim ol. Teslim ol, gel ana kurban.
Koç gel. Semra güzel resmini gördün mü? Gördüğünde resmi, neler düşündün? Semra resmi gördüm, gördüm. Ben gördüm. Hepsi fidandır. Oğluma hepsi fidandır. Ne yapalım? Ne düşündürdü resim sana? Ne düşündürdün? Düşmandır, düşman. Ha, düşmandır. Ha, ola düşmanındır. Hedef hepsi çocukların götürmüş. Oğlanım götürmüş. Fakir fakiran götürmüş. Gel Kore'me, devlete teslim ol. Ben çok merak ettim. Baban ölmüş. Gel. Peygamber gel. Ana. Ana kurban. Kaç gel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Konuşmak isteyen annelerimizden alabiliriz. Yani o, gel. Onu bile milletvekili kaldırmış. Gel konuş. Öyle mi? Şöyle yapalım. Biz yaklaşalım. Tanıyalım sizi. Ben Samsun'dan geliyorum. Sabire Aydın. Zafer Aydın'ın annesiyim. Oğlum 2017 yılında Murat Çepne İzmir milletvekili. O tarafında, onun tarafından kandırıldı, kaçırıldı. Yani oğlumu istiyorum. Onu almadan da buradan gitmeyeceğiz. Yani delil istiyorlar. Delil burada. Delil bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Anayasa Mahkemesi görsün bunu ve delilimiz burada. Gerekeni yapsınlar. Çocuklarımızı istiyoruz ve onları almadan buradan gitmeyeceğiz biz. Teşekkürler, başarılar. Sağ olun. Evet, şimdi konuşmak isteyen başka ailelerimiz. Ayağa kalkabilirsek daha rahat görsün kamera sizi. Evet, alabiliyor muyuz? Tanıyalım sizi. Ben Hatice Levent, Kütahya'dan geldim. Kızım Fadime'm için buradayım. Fadime'mi bıraksınlar, bizim üstümüzden ellerini çeksinler. Bizim çocuklarımız o mağaraların yeri değil. Mağaralarda bizim çocuklarımız asla duramaz. Bizim çocuklarımızı bırakın. Bu milletvekili denilen mecliste oturup kalkan o vicdansızlara Sayın Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanım onları oradan kaldırsın. Bizim çok morallerimizi bozuyorlar. Biz bir ana baba olarak biz burada içimiz yanıyor. Onlar orada devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin parasını alıp oturup yiyip içiyorlar. Bizim acaba ne suçumuz var? Bizim çocuklarımızın ne suçu var da o dağdalar? Onlar kendi çocuklarını göndersinler. O millet meclisinden onlar kalksın gitsin. Biz onu istiyoruz. Yüce Cumhuriyetimizden, adaletimizden onlar gitsin. Onlar ancak Kandil'dedir onların yeri. Onların yeri Kandil'dir. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Bizim çocuklarımızı yollasınlar. Onlar Kandil'e kendileri gitsin. Evet, resim size ne düşündürdü? O resim bizim morallerimizi çok bozdu. O resim bize sanki zindandayız, tatemelli zindana çevirdiler bize. O resimleri görmek değil, gözümün önünden bile geçirmek istemiyorum. Onlar Kandil işleridir. Kandil'dir onların işleri bizim çocuklar. Bu evli anaların, babaların çocuklarına bakıyorum benim. Hepsinin yüzünden nur saçılıyor. Acaba bu yavrularımızın ne suçu var? Ne suçu var? Bırakın. Siz kendiniz gidin kendi çocuklarınızı. Ancak size orlay yakışır. Mecliste Cumhurbaşkanımızın, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı altında sizin yeriniz yoktur. Defolun gidin. Kandil'e gidin. Teşekkürler. Sağ ol. Evet, yine bir annemiz birlikteyiz. Oh. Tanıyalım sizi. Ben Aysel Artık, Hatay'dan katılıyorum. Erhan Artık'ın annesiyim. 6 yıldır oğlumun peşindeyim ve peşini bırakmayacağım. Oğlumu alana kadar bu şerefsizlerin elinde bırakmayacağım. HDP terör değil diyor, terör değil. Bunlar ne? Kanıtıdır işte. Bütün milletvekilleri CHP şey diyor, terör değil. Terör değil de neler? Hepsi terörle ilişkisi var. Hepsi resimleri var. Her zaman televizyonda beraber görünüyor. Yani bunun kanıtıdır işte. Çocuklarımızı bıraksınlar. Çocuklarımızı almadan da buradan gitmeyeceğiz. Haberleri olsun. Hiçbir çocuk daha da kalan gelene kadar biz buradayız ve devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, çocuklarımızı versinler. Bu çocukların günahı ne? Bu annelerin gözyaşları ne? Hakları yok bizi üzmeye, hakları yok çocuklarımızı daha kaçırmaya. Bir an önce çocuklarımı bıraksınlar, nereye giderlerse gitsinler. Defolsunlar, Türkiye'nin içinden bile gitsinler. Teşekkür ediyoruz.
Evet, başka şu an konuşacak ailemiz yok. Ama bir iki hatırlatmadan geçmeyelim. Diyarbakır'da özellikle örgüt diye halk arasında konuşulur. Örgüt denilen şey nedir diye sorduğumuzda da PKK, HDP hepsi birlikte örgüttür derler. Yani PKK'yı HDP'den ayırmazlar, HDP'yi PKK'dan ayırmazlar ve örgüt olarak bunu ifade ederler. Bu resim o anlamıyla da bizi hiç şaşırtmadı. Biz zaten biliyoruz bunları diyorlar ama bunu devlet bilmiyor mu? Devlet de biliyor diyorlar. O anlamıyla bu da önemli. Anayasa Mahkemesi bilmiyor mu? O da aslında biliyor çünkü Yargıtay'ın hazırladığı kapatma davasında orada da bu belgeler, bilgilerin büyük çoğunluğu var. Bak millet baksın, bu HDP PKK'nın milisleridir. Benim kızımı kaçıranlar da budur. Şu anda cezaevindedir. Allah bin kere devletimize ve adaletimizden razı olsun. Mühabbet, iki kere buna mühabbet vermiş. Çünkü bir kız da dağda kaçmış gelmiş. O da aynı mahkemeye gelmiş dedi. Bu kişi beni götürmüş. PKK'ya teslim etmiş. Ama ben diyorum yaşasın adalet, yaşasın adalet, yaşasın adalet. Teşekkür ediyoruz Esmer Koç. Konuşacak mısın? Gel. Hemen bir zamanımızı biraz sıkıştıracağız. Evet, tanıyalım sizi. Ben Fadile Koç, Hakkari Şemdin'den katılıyorum. Ablam için buraya geldim, annemle birlikte. 3 yıldır biz evlat nöbeti tutuyoruz. HDP milletvekili Semra Güzel hakkında yorum yapacağım. Diyorlar işte HDP'nin PKK ile hiçbir alakası yok, hiçbir ilgisi yok. Yani bunu tüm dünya gördü, görüyorsunuz şu an. Yani HDP'nin PKK ile ilişkisi göz önünde. Görünen köy kılavuz istemez. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. HDP kapatılmalıdır. Selahattin Demirtaş teröristtir. Biz HDP milletvekillerini mecliste istemiyoruz. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Neyi bekliyorsunuz? Niye bu annelerin, babalarının sesini duymuyorsunuz? Bir an önce HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Biz mecliste teröristleri istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk bayrağı altında teröristlerin işi yok. 15, 16, 17, 7, 8 yaşlarındaki çocukları dağa kaçırıp eline silah veriyorlar. Benim ablam 8 yıldır yok. Daha yeni ameliyat olmuştu ayaklarından. Ablamın ne günahı vardı? Benim annem ablamı onlar için büyütmedi. Biz HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Lanet olsun HDP, lanet olsun PKK'ya. Tekrardan buradan Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. Sesimizi duysunlar. İstemiyoruz biz HDP milletvekillerini. Mecliste de istemiyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, yine mesajlar aynı. PKK eziliyor, silahlı güçler bu anlamıyla büyük operasyonlar yapıyor ve onu yok etmeye yönelik. Yurt içinde hemen hemen bitti, sınır ötesinde de benzer operasyonlar devam ediyor. Ama HDP'nin bunun yasal ayağı olduğunu ailelerin açıklamasından da görüyoruz. Doğu'da, Güneydoğu'daki halk arasında kahvelerde oturduğunuzda, çay içtiğinizde, oralardaki sohbetlerden de aslında görülen bu. Çünkü örgüt denilen şey PKK, HDP hepsi birlikte örgüt olarak tanımlanıyor. Ve birisi yasal ayağı, bunu da ifade ediyorlar ve daha çok çocukların halk içindeki çalışmaları HDP'nin yaptığını ifade ediyorlar. Bu anlamıyla Doğu'da, Güneydoğu'da halk arasında bu resim hiçbir şaşkınlık yaratmadı. Sadece Ankara'dan, Anayasa Mahkemesi'nden gereğinin yapılmasını istiyor bölge halkı diyelim. Evet, sözlerimizi 253 aile var. Onları da ifade ederek, hatırlatarak noktalayalım. Şu ana kadar 253 aile Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine devam ediyor. Ve 33 aile çocuklarını PKK, HDP'den söke söke aldı. Eylemin yankıları tabii o da devam ediyor. İşte Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Muş'ta, İzmir'de ve Almanya, Berlin'de benzer eylemler devam ediyor. Bu anlamıyla eylemler, evlat nöbeti mücadeleleri başarıyla devam ediyor. Burada tek eksik nokta Anayasa Mahkemesi'nin aldığı tavır. Çağrıyı da oraya bağlayarak sözleri İstanbul stüdyomuza bırakalım. Ekrem Demir'e ve konuklarına, annelerimize teşekkür ediyoruz. Önemli bir noktaya vurgu yaptılar. Ekrem Demir de aslında özet olarak bunu söyledi.
Anayasa Mahkemesi daha neyi bekliyor diyor anneler ve babalar. Biz bu fotoğrafa şaşırmadık. Zaten çocuklarımızın bu vekiller aracılığıyla HDP binalarından PKK'ya götürüldüğünü biliyoruz. Bunları yıllardır söylüyoruz. Kendi gözlerimizle de gördük. Kamplarına gittik evlatlarımızı görmeye. Evlatlarımızı almak için kapılarını çaldığımız hep aynı isimlerdi HDP vekilleri. O yüzden HDP, PKK etle tırnak gibidir. Onları birbirinden ayırmak isteyen CHP'lilere de tepkiliydiler anneler ve babalar. Anayasa Mahkemesi'ne Ankara'ya seslendiler. HDP bir an önce kapatılmalı dediler. Ekrem Demir'e ve konuklarına bir kere daha çok teşekkür ediyoruz ve gündemin öne çıkan haberleriyle kaldığımız yerden devam edelim yine. İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'nin öldürülme emrini veren eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik yeni bir suikast videosu yayınladı. Videoda Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evinin bahçesinde son teknoloji bir robot yardımıyla vurulduğu görüntülere yer verildi. İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin resmi internet sitesinde eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast planlarını içeren bir animasyon videosu yayınlandı. If a just prosecution court. Videoda Trump'ın Florida Palm Beach'teki evinde golf oynadığı görülüyor. İnsansız ve silahlı bir kara aracı İran tarafından Trump'ın olduğu yere yönlendiriliyor. Son teknoloji lazerli işaretleme cihazı Trump'ın evine doğru ilerliyor. Videoda Süleymani'nin katili ve emri veren kişi bedelini ödeyecek yazdığı görülüyor. İnsansız aracın lazer işaretlemesi yapmasının ardından Trump'ın bulunduğu nokta vurulmak için füzeyle hedef alınıyor. Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede gündem oldu. 2 yıl aradan sonra Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi toplantısı tartışmalı geçti. Sonrasında Viyana'da güvenlikle ilgili bir toplantı daha gerçekleştirildi. Rus yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ile NATO'nun eylemlerine artık tahammül edemiyoruz açıklaması yaptı. Güvenlikle ilgili toplantının sonuçlarının hayal kırıklığı yarattığı vurgulandı. Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukasevich, 2 yıl aradan sonra Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD ile NATO'nun eylemlerini artık tahammül edemiyoruz dedi. Lukasevich, Viyana'da yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyi'nin güvenlikle ilgili toplantısının sonuçlarından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Rus yetkili toplantıda NATO'ya üye olan ülkelerin topraklarını askeri anlamda keşfetmeye ve bu ülkelerde silah sistemlerini konuşlandırmaya devam eden ABD ve NATO'nun davranışlarına vurgu yaptık ifadelerini kullandı. ABD ile NATO'nun eylemlerinin Rusya'nın ulusal çıkarlarını doğrudan tehdit ettiğini savunan Lukasevich bu duruma artık tahammül edemediklerini belirtti. Elbette Avrupa'nın güvenliği başta Rusya ve ABD olmak üzere büyük güçler arasındaki ilişkilerin bulunduğu duruma doğrudan bağlıdır. Bu nedenle Avrupa'daki askeri güvenliğin kilit yönleri üzerinde anlaşmaya varılması açısından bu ülkeler arasındaki diyalog önemlidir yorumunda bulundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı uyarısında bulundu. Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi. Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli dedi. Normalleşme adımları kapsamında Türkiye ve Ermenistan arasında ilk diplomatik temas sağlandı. İki ülkenin özel temsilcileri Moskova'da bir aradaydı. Dışişleri Bakanlığı görüşmenin olumlu bir ve yapıcı bir havada geçtiğini duyurdu. Müzakereler tam normalleşme hedefiyle ön şartsız devam edecek. Ankara-Erivan hattında diplomasi trafiği Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı. Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan normalleşme sürecinin ilk toplantısını yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede özel temsilciler normalleşme kapsamında atılacak adımlar ve müzakere sürecinin seyrine ilişkin ayrıntıları ele aldı. Dışişleri Bakanlığı görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini duyurdu.
Açıklamada taraflar müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır denildi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise sürecin sonunda Ermenistan'la Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve sınırın yeniden açılmasının beklendiği belirtildi. Normalleşme adımları kapsamında Erivan yönetimi 2022 başında Türk ürünlerine yönelik boykot kararını uzatmama kararı almıştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'i savunup Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hedef aldı. Davutoğlu'nun Abdullah Öcalan'la fotoğrafı içinde soruşturma başlatılsın ifadesine Vatan Partisi'nden yanıt geldi. Perinçek'in o görüşmede Öcalan'a silahları bırak, Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarına alet olma ve teslim ol denildiği vurgulandı. Sizin kendi kendinizi yönetmenizi istemiyorlar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK-HDP bağını görmezden geldi. PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'i savundu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef aldı. Eğer geçmişte çekilen bir resim dolayısıyla bu milletvekili hakkında böyle bir süreç başlatıldıysa, yarın Cumhuriyet Savcılarının Doğu Perinçek'in APO'ya çiçek verdiği resimle ilgili de aynı soruşturmayı başlatmaları lazım. Davutoğlu'nun bu ifadelerine Vatan Partisi'nden yanıt gecikmedi. Yapılan yazılı açıklamada çekilen fotoğrafın ayrıntıları bir kez daha anlatıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, 2000'e doğru genel yayın yönetmeni kimliğiyle gittiği görüşmede Abdullah Öcalan'a silahları bırakma, ABD planlarına alet olmama ve teslim olma çağrısı yaptığını, ilgili kitabında, yazılarında, yayın organlarında, kamuoyuna açık görüşmelerde, televizyon programlarında çok kez belirtmiştir. Ayrıca Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Öcalan'la yaptığı görüşmeler sonrasında açılan 3 ayrı davadan yargılandığı ve Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından aklandığı da ifade edildi. Bahsi geçen görüşmelerde dönemin önde gelen gazetecileri de görüşmeler yapmış ve hatta Turgut Özal'ın başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde gazeteciler aracılığıyla Öcalan'la birlikte basın toplantıları düzenlediği basında yer almıştır. Vatan Partisi'nin tarihi aynı zamanda PKK ile mücadele tarihidir. Bu mücadelede Vatan Partisi PKK'ya karşı ilk şehitleri veren partidir. ABD'nin stratejik planlarına bağlanan ve yönetilen partilerden bu tür seslerin yükselmesi olağandır. Sayın Davutoğlu görevden alındıktan sonra ABD'nin yayın organlarında Ankara'daki adamımızı kaybettik diye yayın yaptığı kişidir. HDP, PKK ile ittifakları açık olan FETÖ ve PKK'yı hapislerden çıkarma hedefine bağlanan Sayın Davutoğlu, Türkiye'de ABD emperyalizmine ve onun terör örgütlerine karşı en önde ve en kararlı şekilde mücadele eden Doğu Perinçek'i hedef almaktadır. Açıklamada Türkiye işine girdiği zorlu süreçten üretim devrimiyle ve Vatan Partisi'nin de merkezinde bulunduğu üreticilerin milli hükümetiyle çıkacaktır. Vatan Partisi, ABD'nin ve içerideki Biden tayfasının kaos planlarıyla savaşarak iktidar olacakları vurgusu da yapıldı. Yaşasın Vatan Partisi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet sizi dinleseydi, Pensilvanya ile konuştuklarınızı kaydederdi sözlerinin ardından gözler elbette ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun o dönem hasta olan Fethullah Gülen'e geçmiş olsun dileğini ilettiği belirtilirken CHP liderinin FETÖ elebaşıyla kim üzerinden, nerede ve nasıl görüştüğüyle ilgili 3 iddia konuşuluyor. Kendisini Türk Cumhuriyeti Devleti telefonla dinleseydi Pensilvanya ile konuştuğunu kaydeder. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dinlenme iddialarına yanıt verirken kullandığı bu ifadeler gündemde bomba etkisi yarattı. CHP liderinin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le nerede, ne zaman, nasıl görüştüğü ve kimin aracılığıyla görüştüğü merak konusu oldu. Hani çıktı dedi ya, ben geçmiş olsun demedim dedi. Kılıçdaroğlu'nun o dönem hasta olan FETÖ elebaşına geçmiş olsun dileğini ilettiği belirtilirken CHP liderinin Fethullah Gülen'le görüşmesine ilişkin 3 iddia konuşuluyor. Mesela desin ki biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış, dünyada barış sözünü konuşmadık desin. Yeni Şafak gazetesinin gündeme getirdiği birinci iddiaya göre Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık kumpası sonrası hasta olduğu iddia edilen FETÖ elebaşı Gülen'e geçmiş olsun dileklerini iletmek istedi.
FETÖ ile irtibatı olan danışmanları aracılığıyla Pensilvanya ile bağlantı kurdu. Pensilvanya'da telefona bakan örgüt üyesi Gülen'in müsait olmadığını, konuşamayacağını, kendini iyi hissetmesi halinde arayacaklarını belirtti. Görüşmeden bir süre sonra Kılıçdaroğlu daha önce randevu aldığı diş hekimine gitti. Muayenedeyken bir telefon geldi. Telefonun diğer ucundaki kişi Gülen'in görüşmek istediğini aktardı ve Kılıçdaroğlu geçmiş olsun dileklerini iletti. Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. İkinci iddia, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşıyla görüşmek istediği ancak görüşemediği yönünde. İddiaya göre 17-25 Aralık kumpasından yaklaşık 2 ay önce Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nden FETÖ'nün önemli isimlerinden Mustafa Yeşil'in verdiği numaradan Pensilvanya'yı aradı. Fakat Gülen'in ilaç aldığı için konuşacak durumda olmadığı söylendi. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu Mustafa Yeşil'le konuşup geçmiş olsun dileklerini sundu. Son iddiaya göre de Kılıçdaroğlu Hüseyin Mercan ve Mustafa Yeşil'le Ekim 2013'te bir diş kliniğinde buluştu. Mustafa Yeşil görüşmede o dönem kapatılması görüşülen dershaneler konusunu gündeme getirip hükümeti şikayet etti. Kılıçdaroğlu ise ziyarette hasta olduğu iddia edilen Fethullah Gülen için geçmiş olsun dileklerini ileterek sizin de bir sorunumuz yok mesajı verdi. Yine iddiaya göre bu görüşmede sözde dış politika ele alınarak yurtta sulh, cihanda sulh vurgusu yapıldı. Sinelerinde bıraksın. Desin ki ben böyle bir şey söylemedim desin. Şu kişiyle beraber oradaydım demesin de, demedi desin. Desin mesela bunları. Ben herhalde bu 7. veya 6. söylemem. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP, CHP ve İYİ Parti'yi birleştirdi. Üç siyasi partinin vekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenledi Fincancı. Sağlık sistemini durdurma tehdidi savurdu. Böylesine COVID salgınının pik yaptığı bir noktada Türkiye sağlıkçılarıyla birlikte sağlığını da kaybediyor. Tehlike çanlarının tüm Türkiye için çaldığını göstermektedir. Sağlık sistemini hedef aldığı kaos çağrısı yaptı. Hep beraber haklarımızı alıncaya kadar aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir. Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, CHP ve İYİ Parti, PKK yakınlığıyla bilinen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı meclise ağırladı. Türkiye'nin salgınla mücadelesini yerli aşısına hedef alan Fincancı, 3 siyasi partinin vekilleriyle mecliste basın toplantısı düzenledi. Hekimler, sağlık çalışanları haklarını alamadığında bu sağlıksızlıkla topluma yayılan, toplumu da sağlıksız kılan bir sürecin devamı olacak. Açıklamada söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, özlük hakları ve sağlıkçılara yönelik şiddet konusunda HDP ve İYİ Partili milletvekilleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Her gün onlarca hekim yurt dışına gidiyor, emekli oluyor, istifa ediyor. Aslında onları kaybetmiyoruz. Biz Türkiye olarak böylesine COVID salgınının pik yaptığı bir noktada Türkiye sağlıkçılarıyla birlikte sağlığını da kaybediyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı ise sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadele ettiklerini öne sürdü. Fincancı istedikleri olmadığı takdirde sağlık sistemini durdurma tehdidinde bulundu. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız hazır. Sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra gün içinden kaldığı yerden devam ediyor olacak. Efendim gün içinden kaldığı yerden devam ediyor. HDP'li Semra Güzel'in teröriste çıkan fotoğraflarına yönelik sessiz kaldığı için eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, Güzel hakkındaki fezlekenin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi halinde evet oyu vereceklerini söyledi. Adaylık tartışmaları da gündemindeydi. Semra Güzel denilen isimli milletvekilinin bir fezlekesi gelecek muhtemelen meclise, bilmiyor, emin değilim çünkü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li isim hakkında ilk kez konuştu. İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, terörle iltisak, teröristle iltisak, irtibat gibi konularda açık ve nettir. Biz parlamentomuzda
bu tür birilerini görmek istemiyoruz. Ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdılar, hiçbir zaman sonuç olmadı. HDP'li Semra Güzel'in teröristle çıkan fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor. Fotoğrafların üzerinden günler geçmesine rağmen açıklama yapmaktan kaçınan CHP ve İYİ Parti ise tepkilerin odağı oldu. Bay Kemal, sen niye susuyorsun? İp, sen niye susuyorsun? 14 Ocak'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Güzel'in fotoğrafları soruldu. Cumhurbaşkanının bu konuda açıklaması olmadığını savunan Akşener, fezlekenin meclis genel kurula gelmesi halinde evet diyeceklerini açıkladı. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın da bu konuda bir bilgisi şeyi yok. Ne dediğine dair bir bilgim yok benim. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Bu fezlekeye, ben milletvekili değilim ama arkadaşlarımdan bildiğim, o fezlekeye oy verecek arkadaşlarımız. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediyor ki her yer şu anda toz pembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de soruldu Akşener'e. Abdullah Öcalan'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır, ayıp. Bu da bir fezleke konusudur. İYİ Parti Genel Başkanı Millet İttifakı'ndaki adaylık tartışmalarını da değerlendirdi. Kriz var ya da yok demedi. Cumhur İttifakı'nın da adayının belli olmadığını savundu. Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı gerçekten tam belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı üzerine gündeme gelen tarikat yurtlarıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Cemaat yurtları sorunuyla ilgili Vatan Partisi Öncü Gençlik çözüm önerilerini açıkladı. Yurtların kamulaştırılması gerektiğini vurguladı. Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, bütün yurtların devlet kontrolüne geçmesi gerektiğini söyledi. Tarikat ve benzeri yapılara ait bütün yurtlar Vatan Partisi'nin iktidarında kamulaştırılacaktır. Buradan da Vatan Partisi olarak hiçbir partinin yapmadığı çağrıyı yapıyoruz. Bu yurtlar kamulaştırılmalıdır. Vatan Partisi Öncü Gençlik, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharı üzerine gündeme gelen tarikat yurtları ile ilgili açıklama yaptı. Bu intihar yüksek öğretimde bu dönemin başında da 2021-2022 öğretim döneminin başında da ortaya koyduğumuz yüksek öğretimdeki yurt sorununu, barınma sorununu bir kez daha ve buralarda bu yurtlarda yürütülen faaliyetleri bir kez daha gündeme getirmiş oldu. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, yurtlarla ilgili kamulaştırma vurgusu yaptı. Gençlerin zorunlu faaliyetleri bu tarikat tarafından belirleniyor. Uymayanlar cezalandırılıyor, yaptırımlara tabi tutuluyor. Hiçbir denetim mekanizması olmadığını görüyoruz. Buralarda barınma hizmetinde devlet kontrolü olmazsa olmazdır. Enes Kara'nın intiharı önümüzdeki sadece bir örnektir. Bu yurtlarda, bu evlerde binlerce böyle olay yaşanmaktadır. Demiralay, CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, DEVA ve Gelecek Partilerinin tarikatlara ait yurtları aklamaya çalıştığına dikkat çekti. Nurculara ait Yeni Asya Gazetesi manşetinden Enes'i suçlu buldu, ilan etti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi, DEVA ve Gelecek Partileri ise bu acı olayda bu yurtlara ilişkin, tarikatların faaliyetlerine ilişkin tek kelime edemediler. 15 Temmuz'da FETÖ eliyle yapılan Amerikancı darbe girişimini hatırlatan Öncü Gençlik Genel Başkanı tarikatların tehlikelerine de değindi. Cemaat ve tarikatların 10 yıllardır millete ve devlete verdiği tarifsiz zararın en yalın ve çarpıcı örneği Fethullahçı terör örgütüdür. Fethullah Gülen'in terör örgütüdür. Tarikat ve cemaatlerin devlet, ordu, yargı, emniyet içinde örgütlenmesinin acı sonuçlarını hep birlikte tecrübe ettik. FETÖ'cüler yıllarca çeşitli isimlerle adlandırdıkları bu evlerde 15 Temmuz gecesi gördük ki teröristler yetiştirdiler. Kamulaştırmayı öne çıkaran Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay çözüm için önerilerini sıraladı. Bir, başta dernek ya da vakıf adı altında faaliyet yürüten tarikat, cemaat yurtları olmak üzere bütün özel yurtlar Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredilmeli. Kredi ve Yurtlar Kurumu bu konuda tekel olmalı. İki, hükümetimiz, emniyet ve yargı ev görünümlü tarikat yurtlarıyla mücadele etmelidir. Üçüncüsü, asıl çözüm
toplumumuzun dönüştürülmesidir. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleket olamaz sözü yol gösterici olmalıdır. Vatan Partisi yurt genelinde başlattığı örgütlenme atılımını hızlandırdı. Vatan Partisi heyeti Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdülü köyünde üreticilerle buluştu. Çiftçiler yağ üretim fabrikalarının ayçiçeğini ucuz almaya çalıştığını söylüyor. Üretici Behçet Üsküloğlu, biz üretmezsek o fabrikalar teneke olur diyerek tepki gösterdi. Tam hasat zamanı bu çiftçinin malını nasıl ucuza alırız diye herkes bir araya geliyor bak. Gübre fiyatlarından, mazot fiyatlarından alamayacak duruma geldik. Buğday ekimimizi azalttık bu gübre yüksek diye. Parti olarak da bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Sonuna kadar birlikteyiz. Allah, bu zorlu süreçlerden de Türkiye'yi birlikte çıkartacak. Vatan Partisi yurt genelinde örgütlenme atılımı kampanyasını büyütüyor. Vatan Partisi Adana heyeti Gümürdülü köyünü ziyaret etti. Çiftçiyi desteklersek eğer o çiftçi Türkiye'deki gıda sorununu çözer. Tabii partimiz buna bir çözüm buldu. Köylüler hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Bu nedenle kırsal mahalle unvanı almak istediklerini belirtti. Hem büyük şehrin belediyesi içinde kalıp hem de kırsal mahalleye geçmeyi istiyoruz. Çünkü yarın biz burada emlak vergileri olacak, şeyler sorunlar çoğalacak, maddi imkanlar herkesin iyi değil. Bölgede yaygın olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılıyor ancak artan girdi maliyetleri yüzünden üretici buğday ekimini azalttı. 180 dönüm buğday ekmem lazımken bu sene 100 dönüm indirdim. 80 dönüm fiyatlardan dolayı azaldı. Şu an üzerine attığım gübreyi de veresiye aldım. Hasat zamanı yağ üretim fabrikalarının ayçiçeğini düşük fiyattan alması tepki çekiyor. Biz şimdi önümüzdeki yıl hasatta fiyatımızın iyi olmasını istiyoruz. Hem sanayiciden hem devletten. Ya biz onlara ham madde üretiyoruz ha. Ben ayçiçeği üretmezsem o ayçiçeği fabrikaları teneke olur teneke. O gübre yatmazsam o gübre fabrikaları durur teneke olur. İşçisine maaş bulamaz. Biraz merhametli olur. 10 lira kazanacağına 8 lira kazan 2 lirasında bize ver. Hepsi yapacağı bu. Üretici kendisini koruyan bir birliğin olmayışından da muzdarip. Trakya bu hususta bizden iyi. Orada bir Trakya Birlik var. Evet. Çok profesyonelce iş yapıyorlar. Hem yağ fabrikaları var. Bizde o yok maalesef. Trakya Birlik gibi bir birlik olsa onun bunun eline kolay kolay düşmeyiz. Yani. Köylülerin sorunlarını dinleyen Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Suseven, üreticiye her alanda destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mazot gübre desteğini biraz artırıversin, bir rahatlama olur. Çiftçiye, üreticiye her alanda destek vermek lazım. Bankalar bir yılda 80 milyar TL kar yapıyor. 80 milyar TL. Bir yıllığına 80 milyar TL kar yapmasın. 72 milyarını devlete versin. Gübre sağlayalım çiftçimize. Mazot sağlayalım. Üreticinin büyük fedakarlık yaptığını söyleyen Suseven fabrikalara seslendi. Herkesin fedakarlık yapacağı bir sürece giriyor Türkiye. Girdi. Evet. Oranın içindeyiz. O yüzden fabrika sahibi de fedakarlık yapacak. Bankacı da fedakarlık yapacak. Gübreci de yapacak. Çiftçi zaten yapıyor. Ceyhan ziyaretinin ardından İmamoğlu ilçesine geçen Vatan Partisi heyeti Ziraat Odası Başkanı Ali Şimşek ile görüştü. Bölgedeki sorunlar hakkında bilgi aldı. Çiftçimizi desteklemek zorundayız. Üreticimizi desteklemek zorundayız. Bir günde 3 ilçeye ziyaretlerde bulunan Vatan Partisi heyetinin son durağı Kozan ilçesiydi. Kozan il binasında üyelerle buluşan heyet önümüzdeki dönem planlaması yaptı. Girdi maliyetlerindeki artış, iklim değişikliği, salgının etkileri ve daha birçok nedenden dolayı tarım sektörü zor bir yılı geride bıraktı. İhracat rakamlarındaki artış yüz güldürse de 2022'ye yine sorunlarla gerildi. Sektör sürdürülebilir tarım için üretimin desteklenmesini istiyor. Gerek bizim ülkemizde yaşadığımız iklimsel değişimler, gerek dünyadaki tedarik zincirinin sıkıntıları, bir de çok önemli ölçüde maliyet yüküyle karşı karşıya geldik. Tarım sektörü zor bir yılı geride bıraktı. Sektör sürdürülebilir tarım için destek bekliyor. Dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin yarattığı bir maliyet iklim sıkıntısı var. Bu iki temel sorun tarımın geleceğini belirleyecek. Tarımsal üreticilerin üretimde kalabilmeleri için oranlara bakılmaksızın yoğun bir desteklemeyle üretimde tutulmalarını talep ediyoruz. Başta gübre ve mazot olmak üzere tüm girdilerde sürekli artış yaşanıyor. Bu durum tarımsal üretimi tehdit ediyor. Ham madde fiyatlarındaki aşırı yükselme insanları tarımdan götürecek. Biz yaklaşık 2-3 yıldır da tarım üreticileri olarak üzerimizdeki üretim maliyetlerini satış fiyatlarına yansıtmış durumda değiliz. Ve tarım
2013 yılından itibaren ciddi anlamda kan kaybediyor. Dolayısıyla bu kan kaybını durduracak önlemlerin alınması gerekir diye düşünüyorum. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ulusal kanala konuştu. Tarımsal üretimin ihtiyaçlarına dikkat çekti. 2022 bütçesinde %36 enflasyonun olduğu bir ülkede sadece %12 artışla bir tarımsal destekleme görüyoruz. Bunun acil olarak arttırılması lazım. Şu anda mevcut tarım yapan insanların bu işten ayrılmamaları için kayıtsız şartsız destek yapılmaları, onları kırsalda tutmanın yolları kesinlikle bulunmalı. Çandır, destek ve teşvik dağılımının belli şartlara bağlanması gereğine dikkat çekti. Üreticilerimiz küçük alanlarda üretim yaptığı için alan bazlı ya da ürün bazlı desteklerden yararlanamıyor. Oysa ki Antalya olarak biz Türkiye'nin bitkisel üretiminin %7'sini gerçekleştiriyoruz. Ancak dağıtılan desteklerden aldığımız pay %7 civarında. Bu becerikli çiftçiye daha fazla destek teşvik verildiğinde Antalya'nın tarımsal üretimi daha da artacaktır. Bu anlamda yeni bir yaklaşım istiyoruz. Bir başka ek iş olarak çiftçilik yapanla temel iş olarak çiftçilik yapan arasında bir ayrım yapılması gerekiyor. Üreticinin ham maddeye ulaşımında desteklenmesinin gerektiğini vurgulayan Çandır, tarımsal girdi piyasası oluşturulması gerektiğini belirtti. Ziraat Bankası'nın finansman desteğiyle bu üreticilerin hasat sonuna kadar Ziraat Bankası kredisi oranında faiz ödeyerek bu ürünlere ulaşmasını talep ediyoruz. Böylelikle piyasada şu anda olan ham madde fiyatları üzerindeki %30'luk, %35'lik finansman maliyetinden kurtulacaktır. Onun ötesinde döviz bazında ham madde çok arttığı için devletin orada destek yapması yararlı olacaktır. Salgın sürecinde birçok sektörde yaşanan olumsuzluğa karşın tarım ihracatında rekorlar kırıldı. Çandır, üretimin büyümesiyle ihracatta rekor üstüne rekorların kırılacağı görüşünde. Üretimi geliştirdiğimiz sürece, genişlettiğimiz sürece bu ülkenin tarım ürünleri ihracatı konusunda önü açık. Biz yeter ki doğru zamanda doğru kararları verelim, doğru yerlerde doğru desteklemeleri yapalım. Başkan Çandır taleplerini anlattı. Devletten bizim beklentimiz piyasayı düzenlemeli, izlemeli, denetlemeli ve aksaklıkları iyileştirmeli ki biz buna Didi formülü diyoruz. Eğer şeffaf bir derinlikli, görünebilir bir piyasa yaratabilirsek üretim-tüketim dengesi piyasa koşullarını olumlu hale getirecek ve spekülasyonlardan uzak tutacaktır. Pazarda iyi mal değil, fiyatı en uygun olan seçiliyor. Kimi sadece temel gıda ürünlerini alıyor, kimi de haftada değil, iki haftada bir pazara çıkıyor. Ekonomik krizdeki vatandaşı pazar torbasını doldurmadan evine dönüyor. Diyarbakır'daki vatandaşın isyanını getiriyoruz ekranlarınıza. Çok pahalı. Hiçbir şey alınmıyor. Elindeki iki poşeti gösterdi, isyan etti. 26 milyon bu ikisi. Bir şey alamadım ki daha. Portakal var. Bahçemeli. Market, manav, pazar. Bütçeye uygun nokta kalmadı. Vatandaş kıt kanaat geçim savaşı veriyor. Nasıl yiyeyim, nasıl içeyim? Bak gidiyorum kilosu, ha orada 2,5 olan ucuz olanı alıyorum. İyisini alamıyorum ha. Vatandaş eskiyi arar oldu. Pazar torbası dolmuyor. Fiyatlar uçmuş durumda. Daha önce mesela patates 3 lira falandı. Şimdi 5-5,5 civarı. Ispanak 2 liraydı. Şu anda 5-5,5. Pahalılık karşısında kimi de pazara 2 haftada bir çıkarak tasarruf yapmaya çalışıyor. Evde 7 kişiyiz. Bu 2-3 günlüktür. 150 liraya yapıyorduk evet ama şu an 200 lira tutuyor. Ancak 2 haftada bir çıkıyorum zaten pazara. Her hafta çıkamıyorum. Evde kaç kişisiniz? 4 kişiyiz. 4 kişi bu yetiyor yani bir hafta. 4 kişi 200 lira. 10 kişilik bir aileyi düşünürsek çok çok pahalı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Dicle Kent Semt Pazarı'nda vatandaş geçimin giderek zorlaştığını söylüyor. Sadece 2-3 poşetle şöyle temel ihtiyaçlarımız. Kaç paraya doldurdunuz bunu? 200 liraya ki alacaklarım da daha vardı ama maalesef. Ay sonu ele geçen maaş ancak fatura, kira ve temel gıdalara yetiyor. Temel ihtiyaçların birçoğu da karşılanamıyor. Seçerek tane tane kullanacağız artık. Portakal da artık diğer meyvelerden alamıyoruz. En uygun olan meyve olarak, bütçemize uygun olarak. Yani böyle Diyarbakır gibi güzel bir memlekette bu fiyatlarımızın bu kadar yükselmesi, gerçi Türkiye geneli bu şekilde şu an, insanlarımız ağlıyor. Eskiden 70-100 liraya dolan pazar torbası için şimdi 200 lira ve üzeri gerekiyor. Almayı düşünüyoruz, para yetmiyor. 35 milyon paramız kalmış. Ne alacaksınız onu? Vallahi daha meyve alacağım. Hani bu nedir, bu ne adalettir?
Pazara giden esnaf da vatandaş gibi pahalılıktan yakınıyor. Hani İnsanlarda vallahi bak saat hani ikiye geliyor, vallahi daha 3 lira saçamamışım. Arabanın masrafı sadece günlük masrafı 100 lira arabanın. Bu poşetin fiyatı geçen sene 6 lira alıyorduk, şu an 27 lira. Onlar da eskisi gibi satış yapamıyor. Akşama kadar 100 kilo balık getirmişiz, orada 50 kilo satıyoruz. Önceden 250 kilo getiriyorduk, neredeyse hepsini bitiriyorduk. Çiğ süte yapılan zam süt ürünlerine de zam olarak yansıyor. Çiğ süte tavsiye satış fiyatının 4 lira 70 kuruşa yükselmesiyle peynir fiyatları da arttı. Kars'ta taze kaşarın fiyatı 40 liradan 70 liraya çıktı. Yok alamıyoruz. İnşallah fiyatlar düşecek. Umudumuz var. Türkiye'de peynir üretiminin önemli merkezlerinden Kars'ta peynir fiyatları cep yakıyor. 2 kiloya yakın alıyorduk ama şu an 2 kiloya alamıyoruz. Yarım kilo alıyoruz abi. Ulusal Süt Konseyi 29 Kasım'da yaptığı toplantıda maliyetlerdeki artışı dikkate alarak çiğ süt referans fiyatına litre başına %47 oranında zam yaptı. Atıyorum 50 liraya sattığımız bir peynir 75 lira oldu. Elektrik, doğalgaz, bunların hepsinin üstüne zam gelince bunların hepsi ürüne tabii yayılmak zorunda. Çiğ süt referans fiyatının 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarılması peynir fiyatlarına da yansıdı. Şu an hakikaten bizim ürünlerimiz bizim bölgemizdeki insanlara bile lüks olmaya başladı. Kendi mahsulleri varsa yapmışlarsa yazdan çeçil peyniri, işte beyaz peynir. Bunlara idare etmeye çalışıyorlar. En ucuz peynir hangisiyse ona kaçmaya çalışıyor insanlar. Kars'taki peynircilerde daha önce taze kaşarın kilosu 40, eski kaşar 55, gravyer peynir de 80 liradan satılıyordu. Zamların ardından şimdi taze kaşar 70-80, eski kaşar 80-85, gravyer peyniri ise 110-155 liradan satışa sunuluyor. Hayat şartlarına göre biraz pahalandırdılar. Önceden alıyorduk 5 kilo, şimdi alıyoruz 2 kilo. Bu gidişat çok kötü. Fakir olan fakirleşti, zengin olan zenginleşti. Fiyatlardaki artış nedeniyle mandıracılar da eskisi kadar iş yapamadığını söylüyor. Şu anda bir önceki dönemlere göre ister istemez işimiz %50'nin altına indi yani. İş kapasitemiz düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde mali kriz yaşanıyor. Belediye toplu sözleşmeye rağmen emekçilerin haklarını teslim etmedi. 627 metro ve tramvay işçisi 9 aydır maaş farkı ve sosyal haklarını alamadı. 84 gün önce toplu sözleşme imzalayan emekçilere CHP'li belediye aylık 200 lira olan gıda yardımlarını da vermedi. Size edinilen haklar ödenemiyor çalışan. Yok ödenir. 15 gün. Çok kısa süreli gecikmeler olabiliyor ama öyle bir şey söz konusu değil. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hiçbir işçinin alacağı yok dedi ancak metro ve tramvay işçilerinin durumu başkanın anlattığından çok farklı. Demiryol İş Sendikası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletmesi Metro AŞ arasında 84 gün önce toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ancak bazı haklar yerine getirilmedi. Ödenmeyen iki önemli kalem var. Bunlardan biri maaş farkları. İşçiler toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük 9 aylık maaş farkını hala alamadı. Diğer kalem ise sosyal haklar. Belediye bütçesinden bu kaleme dair de hiçbir ödeme yapılmadı. Sözleşmeden doğan promosyon hakkı da 70 gün sonra işçilerin hesabına yatırıldı. Tunç Soyer'in emekçilere belediye iştiraki olan Halkın Bakkalı'ndan aylık 200 TL gıda yardımı sözü var. Emekçiler Ocak ayında geriye dönük 10 aylık gıda yardımını almayı bekliyordu. Fakat işçilerin hesabına 2000 lira yerine 200 TL yatırıldı. Onu işsiz bırakan düşünsün, ona o emeğin karşılığını vermeyen. Metro ve tramvay çalışanı 627 emekçinin toplu iş sözleşmesinden doğan kişi başına 12 bin ila 16 bin liralık alacağı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Metro AŞ yönetimi ise sessiz. Göreceksiniz, daha güzel bir memleketi, başka bir dünyayı biz el ele vererek kuracağız.
Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre belediyede çalışan işçiler ve memurlar geçmiş dönemini arar oldu. Memurların maktu mesai ücretlerinde gecikmeler yaşanıyor. Eylül ayında belediye memurunun hak ettiği maktu mesai ücreti Aziz Kocaoğlu döneminde Ekim ayının 23'ü ile 26'sı arasında hesaba yatıyorken Tunç Soyer döneminde Kasım ayının 15'ine kadar ödemenin uzadığı biliniyor. Vatan Partisi yurt genelinde başlattığı örgütlenme atanımını hızlandırdı. Vatan Partisi heyeti Ceyhan ilçesine bağlı Gümürdürlü köyünde üreticilerle buluştu. Yağ üretim fabrikalarını ayçiçeğini ucuz almaya çalıştığını söyledi çiftçiler. Üretici Behçet Üskülloğlu, biz üretmezsek o fabrikalar teneke olur diyerek tepki gösterdi. Tam hasat zamanı. Bu çiftçinin malını nasıl ucuza alırız diye herkes bir araya geliyor bak. Gübre fiyatlarından, mazot fiyatlarından alamayacak duruma geldik. Buğday ekimimizi azalttık bu gübre yüksek diye. Parti olarak da bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar sizin yanınızdayız. Sonuna kadar birlikteyiz. Bu zorlu süreçlerden de Türkiye'yi birlikte çıkartacak. Vatan Partisi yurt genelinde örgütlenme atılımı kampanyasını büyütüyor. Vatan Partisi Adana heyeti Gümürdülü köyünü ziyaret etti. Çiftçiyi desteklersek eğer o çiftçi Türkiye'deki gıda sorununu çözer. Tabii partimiz buna bir çözüm buldu. Köylüler hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Bu nedenle kırsal mahalle unvanı almak istediklerini belirtti. Hem Büyükşehir'in ilk belediyesi içinde kalıp hem de kırsal mahalleye geçmeyi istiyoruz. Çünkü yarın biz burada emlak vergileri olacak, şeyler sorunlar çoğalacak, maddi imkanlar herkesin iyi değil. Bölgede yaygın olarak buğday ve ayçiçeği ekimi yapılıyor ancak artan girdi maliyetleri yüzünden üretici buğday ekimini azalttı. 180 dönüm buğday ekmem lazımken bu sene 100 dönüme indirdim. 80 dönüm. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki temasları devam ediyor, açıklamalar yapıyor, getiriyoruz ekranlarınıza. Yatırım tutarı da 450 milyon dolar olan bu fabrika bittiğinde 1 milyar dolarlık bir tesisi Aydın'ımıza Söke'ye kazandırmış oluyoruz. Allah razı olsun. Bay Kemal ne yapacak? Ona da bir şey kalması lazım. Biraz sonra geleceğim. Ülkemizin yıllık 250 milyon dolarlık kağıt ithalatının önüne geçecek. İlaveten 200 milyon dolarlık ihracat yapacaktır. Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme hedefimize önemli bir katkı yapacak. Bu yatırımın da ülkemize ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere, terör örgütlerinin payandalarıyla yol yürüyen siyasetçilere değil, işte bu tür eserlere, bu tür hizmetlere ihtiyacı vardır. Şair ne diyor? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Evet, ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşmaya, övünmeye devam edeceğiz. İnsanımıza iş sağlayacak, aç sağlayacak, geleceğine güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız. Yanında duracağız. Bugün burada açılışını yaptığımız tüm bu eser ve hizmetlerin Aydın'ımıza, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen
bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin bayrak şehri Aydın'da sizlerle şöyle geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Ama öyle bir dertleşelim ki Haziran 2023'te artık bu işi Aydın'da bitirelim. Buna var mıyız? Hazır mıyız? Türkiye, dünyanın pek çok tarihi atılım yaşadığı son iki asrını siyasi, askeri, ekonomik kayıplarla ve istiklal mücadeleleriyle geçirmiştir. Osmanlı'nın yıkılışının ardından kurduğumuz Cumhuriyetimiz döneminde de bu mücadeleler süre gelmiştir. Sanayileşme ve kalkınma hamlelerimizin önü sinsi tuzaklar ve hatta provokasyonlarla kesilmiştir. İnsanlarımızın demokrasi ve özgürlük taleplerinin önü darbeler ve vesayetle tıkanmıştır. Milletimizin tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle ilişkisi kopartılmak istenmiştir. Bu kayıpların bize maliyeti çok ağır olmuştur. Kanımızla yoğurarak vatan toprağını yaptığımız defalarca düşman istilasından ve terör tehdidinden kurtardığımız ebedi yurdumuz olarak gördüğümüz ülkemizin köyleri, ilçeleri, illeri en temel altyapılardan mahrum kalmıştır. Yokluğun, yoksulluğun pençesinde kıvranan bir avuç toprağı ekip biçerek karnını doyurmaya çalışan insanlarımız buldukları ilk fırsatta kendilerini şehirlere hatta yurt dışına atmıştır. Oralarda da zorlu hayat şartları insanlarımızın yakasını bırakmamıştır. Bir yandan geçim derdi, bir yandan faşizan baskılar altında bunalan milletimiz, rahmetli Menderes gibi kendi bağrından çıkan liderlerin açtığı özgürlük ikliminde bir parça nefes alabilmiştir. Şimdi sizlerle merhum Menderes'in idamından önce yazdığı son mektubu şöyle bir paylaşalım istiyorum. Menderes 1961 Eylül'ünde yazdığı mektupta kendini dar ağacına gönderenlere hitaben şöyle diyor. Aydınlar bunun kadro kıymetini çok iyi bilmesi lazım. Gençler bunun kadro kıymetini çok iyi bilmeniz lazım. Ekranları başında bizi izleyen tüm milletime sesleniyorum. Tüm gençlerimize sesleniyorum. Şöyle diyor Menderes. Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde deyiniz ki Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiçbir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimi, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız. Ama şimdi milletle el ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun. Evet, cellatlarına karşı bile
bu kadar merhametli bir insana kıyanların millete karşı sergiledikleri acımasızlığa bu mektubun yazıldığı tarihten sonraki dönemlerde de sayısız defa şahit olduk. Menderes'e dar ağacında son nefesini verdiren darbeciler de, tek parti faşizmi artıkları da ya hiç hatırlanmıyor ya lanetle anılıyor. Bugünün CHP'si işte o günün bedelini ödemesi gereken atıklardır. Onun için Aydın bu CHP'ye prim vermemeli. 2023'te Aydın inanıyorum ki CHP faturayı çok ağır kesmelidir. Menderes mektubunda da belirttiği gibi ölüsüyle bile onları silip süpürmüş, milletin gönlünde ebediyen taht kurmayı başarmıştır. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde son 20 yılda attığımız her adımda merhum Menderes'i rahmetle ve minnetle yad etmemizin sebebi ülkemize yaptığı hizmetler yanında işte bu onurlu duruşudur. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin gelişmesine tahammül edemeyen zihniyet ne kadar gizlemeye çalışırsa çalışsın bugün de kendini belli ediyor. Ne diyor? Erdoğan'ın akıbeti de Menderes gibi olacak diyorlar. Ey CHP'nin atıkları! Biz bu yola çıkarken beyaz kefenimizi giyerek çıktık. Bizi bu tür tehditlerle korkutamazsınız. CHP yönetimini habis bir or gibi kuşatan bu zihniyet, her hayırlı esere ve hizmete karşı çıkmayı, her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi, milletinin değerlerine düşmanlık yapmayı siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Bugüne kadar ülkenin bir adım daha ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek bir teklifleri, tek bir projeleri olmayanlar kurdukları ittifakla ülkenin yönetimine taliplermiş. Ya Allah aşkına şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var ki? Dikili bir ağaçları var mı? Öyleyse şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan PKK'nın payandası partiyi, diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar. Arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. Nereden geliyorsunuz diye sorsanız 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. İstikamet neresi deseniz yine 40 kafadan 40 ayrı ses çıkar. Ne yapacaksınız deseniz bu defa kimseden bir ses çıkmaz. Çünkü böyle bir dertleri, böyle bir hazırlıkları yok. Millet olarak biz bu fotoğrafın yabancısı değiliz. Geçmişte 1970'lerde, 1990'larda aynı kabusu defalarca yaşadık. Öyle mi? Toplum hafızamız geri kalmışlığın ağır yükünü omuzlayarak, baskı ve zulüm altında inleyerek, umudunu kaybetme noktasına gelerek yaşadığı bu kabusları unutmadı. Türkiye'yi, milletimizi bir kez daha aynı kabusa mahkum etmek isteyenlerin eline bırakmayacağız. Buna var mıyız? Bırakmamakta kararlı mıyız? Sağ olasınız. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin üzerine inşa edeceğimiz büyük ve güçlü Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız.
Aydın'ın her milli meselede olduğu gibi bu konuda da desteğiyle ve duasıyla yanımızda olacağına inanıyoruz. Kardeşlerim, ülkemizi bugünlere getirirken hangi badireleri atlattığımızı, hangi engelleri aştığımızı, hangi oyunları bozduğumuzu en iyi sizler biliyorsunuz. Öyle mi? Demokraside ve kalkınmada geldiği seviyeyi, ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girerek taçlandırmak isteyen Türkiye inşallah bunu da başaracaktır. Elbette bu süreçte bedeller ödedik. Ödüyoruz. Eskinin can ve mal güvenliği, siyasi istikrarı, altyapı imkanları, uluslararası gücü olmayan Türkiye'sini yeniden geri getirmek isteyenler her yolu deniyorlar. Terör örgütlerinden darbecilere kadar ellerinin altındaki tüm şer güçleri birer birer üzerimize saldılar. Tek gayeleri bizi 2023 hedeflerimizden vazgeçirmektir. Ülke ve millet olarak üzerimize giydirilmeye çalışılan siyasi, ekonomik, sosyal esaret gömleklerini yırttıkça, ayağımıza vurulan prangaları parçalayıp attıkça maruz kaldığımız saldırıların cephesi genişledi. Son birkaç yıldır özellikle ekonomimize hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz, ardından siyasi ve sosyal kaos çıkartmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurt dışından ülkemize yapılan saldırılarda kullanılan araçları önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Başarabildiler mi? En son kura endeksli Türk lirası dedik, bütün oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız. Başaramayacaklar. Ve biz bu yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. İşte bakın, ihracatta ne yaptık? Gördünüz değil mi? 326 milyon dolar ne yaptık? İhracat yaptık. Onlara rağmen yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru ne yapacak? Çıkacak. Bunu biz yaparız. Bunların yapacağı iş değil. Biz çalışıyoruz, yapıyoruz. CHP laf üretiyor. Bu defa aynı oyunu yurt içinde piyasalarda panik havası oluşturarak oynamaya çalıştılar. Geçtiğimiz ay bunun da tedbirlerini alarak yeniden istikrar ve güven iklimini tesis etme yolunda gereken adımları attık. Tabii bu arada yaşanan fahiş fiyat artışlarının ve yükselen enflasyonun milletimizi bunalttığını biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına, sosyal destek ödemelerine kadar her alanda yaptığımız yüksek oranlı artışlarla insanlarımızı önemli ölçüde rahatlattık. Memurlarımızı rahatlattık mı? Emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç tahammül edemeyecekleri, hiç düşünmedikleri bir seviyeye çıkardık mı? AK Parti bu. İnşallah bundan sonra da her kesimden vatandaşımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz. Bu tür dalgalanmaların durulmaya başlamasıyla Türkiye ekonomi modeli diye adlandırdığımız programımızın kazanımları daha iyi görülmeye başladı. Mesela az önce söyledim, ihracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir gerçekleşmeyle tamamladık. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor. Kapasite büyütüyor. Üretim artırıyor. İhracat yapıyor. İstihdamda salgın öncesine göre
2,7 milyonluk bir artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı işsiz, açsız bırakmamak, gelecek kaygısına sürüklememek için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Sevgili kardeşlerim, gelişmiş ülkelerin 6-7 katına çıkan enflasyon ve artık ipin ucunu kaçırdıkları para genişlemeleriyle şaşkın şekilde sağa sola yalpaladığı bir dönemde Türkiye kendi rayında güvenle yoluna devam ediyor. Amerika'ya bakın, enflasyon felaket. Avrupa'ya gelin, aynı. Aradığınız gıda ürünlerini bile bulamıyorsunuz oralarda. Hamdolsun Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Sanayinin, tarımın, ticaretin ve turizmin şehri Aydın, bu hakikati en iyi bilen, gören, yaşayan şehirlerimizin başında geliyor. İnşallah bu yıl turizmde hedef 35 milyar dolar. Bunu yakalayacağız. Bu süreç sanayicilerimiz açısından ham maddeden elektrik ve doğalgaza kadar pek çok üründeki fiyat artışı sebebiyle öyle kolay yaşanmıyor. Ama eskilerin elle gelen düğün bayram dediği gibi tüm dünyanın yaşadığı sıkıntıların payımıza düşeni elbette göğüslenecektir. Bununla birlikte bizim asıl bakacağımız yer kendi üretim ve ihracat potansiyelimiz, kendi insan gücümüz, kendi kazancımız olmalıdır. Nitekim biz de öyle yapıyoruz. Hamdolsun sanayi üretiminde, lojistikte, ihracatta çok iyi bir yerdeyiz. Diğer yandan tarım ürünlerinde ve ona bağlı olarak gıda sektöründe de salgının bozduğu küresel dengelere bağlı ciddi fiyat artışları ortaya çıktı. Gübre ve mazot gibi fiyatları küresel ölçekte belirlenen ürünlerde ortaya çıkan tablo ile birlikte kuraklığın yol açtığı sıkıntılar kesinlikle moralimizi bozmamalıdır. Tam tersine çiftçilerimizden ekilmemiş, dikilmemiş, değerlendirilmemiş tek bir karış toprak bırakmama azmiyle daha çok çalışmalarını istiyoruz. Çünkü dünya tarım ürünlerinin en kıymetli meta haline geleceği bir döneme doğru gidiyor. Topraktan çıkan her ürün, ambara giren her mahsul değerini bulacaktır. Bunun için çiftçilerimiz toprağına, hayvan üreticilerimiz ağıllarına iyi sahip çıkmalı, en küçük bir boşluğa, en küçük bir ihmale meydan vermemelidir. Çiftçilerimizin desteklenmesi, hükümetimizin önceliklerinin en başlarında yer almayı sürdürüyor. Gerekirse mevcut destekleri daha da artırarak çiftçimizin yanında yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşlerim, geçenlerde Bay Kemal Şanlıurfa'daydı. Şanlıurfa'da ne dedi? Şanlıurfa Belediyesi'ni bize verin dedi. Elektriği size bedava vereceğiz dedi. Şimdi Aydın bir aynı zamanda tarım kenti mi? Çiftçilerimiz burada mı? Tamam. Aramaya gerek yok Bay Kemal. 2023-24'ü beklemeye de gerek yok. Hadi bakalım. Sen şimdi Aydın'da belediye başkanına ver talimatı. Eğer yapabiliyorlarsa Hodri Meydan, Aydın'da elektrik çiftçimize ücretsiz olarak verilsin. Öyle mi? Hadi görelim. Az önce ben Sayın Belediye Başkanı'na bir nükte yaptım. Dedim ki elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı dedim. O da bana nükteyle cevap verdi tabii. Çünkü olacak iş değil. Ya bu Bay Kemal'in dünyadan haberi yok. Haberi yok. Ve elektriğin şu anda yönetimi kimde?
Belediyelerde mi? Ya elektriğin yönetimi bizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda Bay Kemal, sen bunu da bilmeyecek kadar cahilsin ya. ...14-15 tane büyükşehir sende Bay Kemal. Hadi ver talimatı da. Bedava elektriği benim çiftçime versinler. Bunun hesabını sormaya var mıyız? Söyleyin. Versinler bedava elektriği. Böyle bir yetkileri var mı? Böyle bir hakları var mı? Kardeşlerim, biz bu tür yalanlardan çok bıktık. Çok çektik. Ama bunlara hesabını 2023 Haziran'ında gelin beraber sorun. Turizmde hamdolsun hedeflerimizin ötesine geçtiğimiz bir yılı geride bıraktık. İnşallah 2022'de çok daha bereketli bir sezon yaşanmasını bekliyoruz. Küresel gelişmelerin ve kurdaki dalgalanmanın ötesinde açgözlülük yapanları ise affetmiyoruz. Bu tür yollara tevessül edenlere karşı tüm hukuki mekanizmalar işletiliyor. Buradan tüm milletimize sesleniyorum. Siz kendi kifayetsizliklerini gizlemek için sürekli karamsarlık havası pompalayanlara aldırış etmeyin. Siz ülkenin ve milletin felaketi üzerinden kendine ikbal devşirmeye, iktidar rüyası görmeye kalkınlara aldırış etmeyin. Siz dünyanın tamamında çok daha fazlasıyla yaşanan sorunları sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstererek ülkenin kalkınma trenini yolundan çıkartmaya çalışanlara aldırış etmeyin. Enflasyon başta olmak üzere behemal çözüm yoluna koymamız gereken sıkıntıları biz çözeriz. Bay Kemal değil. Onun öyle bir iradesi de yok, aklı da yok. Ama önümüzdeki imkanlar ve fırsatlar öylesine büyük ki inanın hepsini de göze almaya değer ve bunu biz çözeriz. 20 yıl bütün bu yatırımları nasıl yaptıysak, havalimanlarını nasıl yaptıysak, hastaneleri nasıl yaptıysak, yolları, ulaşımı nasıl yaptıysak, Allah'ın izniyle bunları da biz yaparız. İşte bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefinin en kritik yol ayrımı olan 2023'te sizlerden çok daha fazla destek bekliyoruz. İstanbul'u İzmir'e biz bağladık mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık mı? Marmara'yı yaptık mı? Avrasya'yı yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık mı? Biz yaparız, biz! Eğer bu tarihi yol ayrımında millet olarak tercihimizi tıpkı son 20 yılda olduğu gibi bir kez daha demokrasi ve kalkınmadan yana kullanırsak emin olun aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini hep birlikte göreceğiz. Bakınız 25 havalimanımız varken şimdi 56 havalimanımız var. Niye? Çünkü benim Aydınlı kardeşime bu yakışırdı onun için. Görevimiz şehir hastanelerini yaptık. Bay Kemal ne diyor? Bunu diyor neyle yaptılar? Ya işte bilmezsin diyorum, anlamazsın. Yap, işlet, devret projeleriyle biz şehir hastanelerini yaptık. Şu anda Türkiye'de bana bir il gösterin ki orada bizim eğitim araştırma hastanesi veya şehir hastanesi yok. Bu hale geldik. Bu kutlu yolda
Aydın'a önce olmak yakışır. Önder olmak yakışır. Lider olmak yakışır. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kulak duysun, nasırlaşmış yürekler titresin, körelmiş umutlar canlansın. Hazır mıyız? Aydın, 2023'te büyük ve güçlü Türkiye için yanımızda olmaya var mısın? Aydın, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefimize destek vermeye var mısın? Aydın, hep bir ağızdan, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu seslenişimizi bir kez daha desteklemeye var mısın? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Bugün Aydın bir başka güzel. Bugün Aydın bir başka coşkulu. Rabbim hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, işte 20 yıldır işimiz hizmet, gücümüz millet diyerek 81 şehrimizin her köşesini eserlerle donattık. Aydın'a son 20 yılda toplam 37 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımlarla eğitimde 3.285 yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda ilimize toplam 9.030 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. Aydın için toplam 2.533 yatak kapasiteli 2 yurt projemiz daha var. Şehrimize toplam 21 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda son 20 yılda genel sağlık sigortası desteğinden doğum yardımına, elektrik tüketim desteğinden öksüz yetim yardımlarına kadar birçok farklı kalemde toplam yaklaşık 4 milyar lira tutarında yardım yaptık. Sağlıkta Aydın'a 24'ü hastane olmak üzere toplam 55 adet sağlık tesisi yaptık. Bu yıl içinde yapımını tamamlayacağımız 950 yataklı Aydın Şehir Hastanemiz ile birlikte toplam 8 sağlık tesisinin inşaatı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte Aydın'ımızda TOKİ eliyle 1587 konut, 142 tarım köy projesiyle 28 sosyal tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Halen sosyal tesisleriyle birlikte 279 konutun inşasına devam ediyoruz. Aydın'da toplam büyüklüğü 142 bin metrekare olan 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Boğarkent millet bahçemizi 2019 yılında, Nazilli millet bahçemizi geçtiğimiz yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hizmete sunmuştuk. Proje çalışmaları süren Efeler millet bahçemizi de inşallah en kısa sürede şehrimize kazandıracağız. Ulaştırmada Aydın'ın bölünmüş yol uzunluğuna 267 kilometre daha ekleyerek toplamda 381 kilometreye çıkardık. İzmir-Aydın otoyolu ile Aydın çevre yolunu tamamlayarak trafiği açtık. Aydın-Denizli otoyolunun yapımına geçtiğimiz yıl başladık. Bu otoyol projeleriyle Türkiye'nin önemli turizm ve tekstil bölgelerinden Aydın ve Denizli'yi hem İzmir limanına hem Marmara ve Akdeniz bölgelerine hızlı ve güvenli şekilde bağlamış oluyoruz. Böylece Akdeniz'e gelen turistlerin Ege bölgesine, özellikle Kuşadası, Efes ve Pamukkale'ye ulaşımları kolaylaşmıştır. Yapımı devam eden Selçuk-Aydın yolunu, Söke-Didim yolunu, Söke-Milas yolunu
ve İncilliova ilçemizdeki tarihi Çatma Köprüsü'nün restorasyonunu seneye, Aydın-Muğla ayrımı Söke yolunu ise bir sonraki yıla tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aydın'daki toplu açılış törenlerinden birini daha getirdik ekranlarınıza. Ayrıntılı bir şekilde hem ekonomiyi hem de siyaset gündemine ilişkin tartışmaları değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdilik gün içindeni burada noktalıyoruz ama akşam saat 19.30'da gün içinden özel bir yayınla karşınızda olacak. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Dilek Çınar ve Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Berke Berkil ile birlikte yayında olacağız ve bana Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel de eşlik edecek. Türk gençliğine soracağız. Geleceğe nasıl bakıyorsunuz? Ekonomiye dair beklentileriniz neler? Ekonomiye ilişkin çözüm önerileriniz neler? İşte buna ilişkin çok önemli bir anket çalışması yaptı Türkiye Gençlik Birliği. Türkiye'nin dört bir yanında yapıldı bu anket çalışması. 24.100 gencin katılımıyla gerçekleşen anketin sonuçlarını hep birlikte değerlendiriyor olacağız. 19.30'da bu yayını kaçırmayın deriz efendim. Şimdilik noktayı alalım. 19.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.